Esselamu Aleyküm, çok aziz ve muhterem Kocaeli kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle kucaklıyorum. Ramazanlarınız mübarek olsun. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu mübarek aya erişmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı hepimizin bildiği gibi rahmet ayı, mağfiret ayı, kurtuluş ayı. Cenab-ı Hak bu mübarek ayın feyzini, bereketini hepimizin üzerinde daim etsin. Biraz evvel takdimci kardeşlerimizin de ifade ettikleri gibi hakikaten 20 Ekim seçimlerinin yoğun çalışması esnasında Gebze'deki o büyük muhteşem mitinge iştirak imkanını bulmuştuk. Ancak İzmit'imizde yapılan mitinge iştirak imkanını bulamamıştık. İnşallah hayırlı bir günde hayırlı vesilelerle geliriz diye temenni etmiş, dua etmiştik. Allah'a şükürler olsun. Kardeşimizin de ifade ettiği gibi en mübarek bir ayın, en mübarek günlerinin bir tanesinde çok şükür Kocaeli İzmitli kardeşlerimizle işte bir araya gelmek nasip olur. Bu fırsatın hazırlanmasına vesile olan Refah Partimizin Kocaeli İl Teşkilatı'na başta kıymetli başkanımız, yönetim kurulu üyeleri ve bütün mensupları olmak üzere hepsine huzurlarınızda teşekkürü bir vazife sayıyorum. Allah onlardan da sizden de razı olsun. Onlar bu güzel akşamı tertip ettiler. Hep beraber Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla güzel bir iftar yaptık. Milletimizin en güzel adetlerinden birisi de Ramazan aylarında sohbetlerin yapılmasıdır. Bu itibarla şimdi bir Ramazan sohbeti yapma mesabesinde bir aradayız ve siz kardeşlerime hitap etmek üzere huzurlarınıza geldim. Önce burada Kocaeli'mizin en seçkin, en kıymetli evlatlarının bulunduğunu biliyorum. Kıymetli iş adamlarımız, Ticaret Sanayi Odası'nın kıymetli mensupları, bütün iş hayatının olsun, öğretim hayatının olsun, çok kıymetli mensupları salonumuzda bulunuyor. Kocaeli'nin en seçkin bir zümresiyle bu akşam bir aradayız. Böyle bir topluluk huzurunda ne konuşacağız? Konuşulacak o kadar çok memleket meselesi var ki bunlar saymakla bitmez. Ama ben arzu ediyorum ki bu güzel Ramazan sohbetini biz konuşulması icap eden konuların en önemli bir tanesine tahsis edelim. Maksadımız şu Ramazan'da şu saatleri hoş geçirmekten ibaret değil. Herkesin saadetine hizmet etmek, herkese iyilik yapabilmek için hep beraber bazı gerçekleri inanarak bilmemiz ve inanarak hakkın hakim olması için çalışmamız çok mühimdir. Onun için aktüel konular üzerinde edebiyat yapılabilir. Şu saatimizi çeşitli şekilde hoş geçirebiliriz. Ama bunlar su üzerine yazı yazmaya benzer. Yazarsın, silinir gider. Biz ise zihinlerimize, gönüllerimize bir kalıcı çivi çakmak istiyoruz. Nedir bu çivi derseniz, bu çivi şudur. Bakınız, bütün ülkemizde bulunduğumuz nokta önemli bir noktadır. Zira Türkiye'miz 8 yıldan beri daha önce ANAP zihniyetiyle yönetildi. Bu zihniyet bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi faizci, kapitalist bir zihniyettir, batı taklitçisi bir zihniyettir. İyi niyetle bu insanlar çalıştılar. Ancak ne var ki yürüttükleri faizci zihniyet yüzünden Türkiye'nin meselelerini çözemediler, büyüttüler. İşte enflasyon, işte işsizlik, işte anarji, işte geçim sıkıntısı. Türkiye'nin 8 yılda hiçbir meselesi çözülmemiştir. Millet bir huzura kavuşamadı. Bundan dolayıdır ki 20 Ekim seçimlerinde milletimiz yine demin kardeşlerimizin ifade ettiği gibi büyük bir teveccühle Refah Partisi'ne yöneldi ve Refah Partisi hiçbir partinin hiçbir ülkede görülmemiş büyük oy patlaması zaferini kazandı.
Bu büyük teveccüh karşısında aslında seçimden sonra hükümetin mutlaka Refah Partisi ile kurulması gerekir. Çünkü milletin en büyük teveccühü Refah Partisi'ne olmuştur. Ne var ki dış güçler, Türkiye'nin gelişmesini istemeyen dış güçler, hepimizin şahit olduğumuz gibi bu seçimin arkasından bir SHP-DYP koalisyonu kurulmasına özen gösterdiler. Bunun propagandasını yaptılar. Önüne konulan TRT barajı, basın barajı, seçim barajlarını aşarak büyük zafer kazanan Refah Partisi sakın iş başına gelmesin. Çünkü Refah Partisi iş başına gelirse yeni bir dünya kurulur. Türkiye tarihteki şerefli yerini alır. Bunu dış güçler herkesten daha iyi biliyor. Bütün güçleriyle önlemeye çalıştılar. Bugünkü bu eğreti, bu geçici hükümet kuruldu. Bu hükümet gördüğünüz gibi 4 aydan beri çırpınıyor. İyi niyetle sözde Türkiye'nin meselelerini çözmek için uğraşıyor ama görüldüğü gibi hiçbir şey yapamıyor. Her söylediği sözün tersini yapmaya mecbur kalıyor. Ve 4 ay esnasında gördüğümüz, bildiğimiz işsizlik, enflasyon, terör büsbütün artmıştır. Bunların bu meseleleri çözemeyecekleri apaçık görülmüştür. Bundan dolayıdır ki bütün Türkiye'mizde şimdi yeni alternatif olarak herkes Refah Partisi'ni görüyor. Böylece son zamanlarda basında çıkan makaleleri takip ediyorsunuz. Milletten saklanan anket neticelerini saklanmasına rağmen biliyorsun. Bugün Refah Partisi doğan bir güneştir. Herkes alternatif olarak Refah Partisi'ni görüyor. Biz ise işte şimdi bu güzel imkan elimizde bulunduğu için Refah Partisi ne yapacak da bu meseleleri çözecek? İşte bu meseleyi ortaya koymak istiyoruz. Türkiye'nin anarşi meselesi nasıl çözülür? Türkiye'nin dış politika meseleleri nasıl çözülür? Türkiye'nin demokratikleşme meselesi nasıl çözülür? Bunların hepsi ayrı ayrı birer mühim konudur. Bunların hepsinin ilacı adil düzenledir. Bak karşımızdaki söz haklıdır. Bu seçimde bütün milletimizin Refah Partisi'ne koşması, kurtuluş buradadır demesi tesadüfi değil. Milletimizin sağduyusu var. Bunu biliyor, hissediyor. Ancak biz bu akşam bu kadar geniş konunun hepsini birden konuşmamız mümkün olmadığı için münhasıran ekonomi sahasındaki meseleleri Refah Partisi'nin nasıl çözeceğini zamanın müsaadesi nispetinde bir sohbet olarak ama ilmi bir konferans olarak konuşmak istiyoruz. İnşallah faydalı olur. Ne konuşacağız? ANAP çözemedi, DYP çözemedi, SHP çözemedi, Refah Partisi ne yapacak da çözecek? Nasıl olacak da bu enflasyon ortadan kalkacak? Nasıl olacak da herkes bugün kazandığının hatta 10 misli kazanacak? Nasıl olacak da işsizlik ortadan kalkacak? Nasıl olacak da Türkiye uçağını tankını yapan güçlü kuvvetli bir ülke olacak? İşte Refah Partisi'nin bunun nasıl yapacağını konuşacağız. Bilerek, inanarak hep beraber çalışalım. Daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun biz 60 milyon kardeşiz. 60 milyon insan iki kısımdır. Ya şu anda refahçıdır ya yarın refahçı olmaya namizettir. Onun için salonumuzda ben daha önce başka partilere oy vermiş kardeşlerimizin bulunduğunu biliyorum. Ama bilhassa onlara da kardeşane bir şekilde hitap etmek için bu sözleri söylüyorum. Hep beraber olacağız. Nerede? Hakta ve hakkı hakim kılmakta. Niçin? İşte şimdi bunu açıklayacağız. Önce muhterem kardeşlerim, neden bu enflasyonu önleyemiyorlar? Bak Demirel faizleri düşüreceğim dedi. Geldi ne oldu? Düşüremedi. Niçin düşüremedi? Çünkü yerine oturdu, devletin bürokratları önüne hemen pusulayı koydular. Dediler ki bu hafta 15, ayın 15'i geliyor, bütün
memurlara, işçilere para ödeyeceğiz. Ne kadar? 5 trilyon. Ve yine aynı tarihte evvelce alınmış faizler, borçların faizi geliyor, iç ve dış faizler. 9 trilyonda faiz ödeyeceğiz. Ne kadar paramız var? Hiç, sıfır. Ne yapacağız? Gene onlara soruyor. Kendisinin bir planı, bir hazırlığı yok. Onlar ne diyor? Onlar da diyorlar ki, efendim bizim usulümüz malum. Darphanede basacağız. Evet. Ve de halktan yeniden borç alacağız. Ne kadar basabileceksiniz? 5 trilyon basarız. Gerisini de halktan borç alalım. İyi ama halkın canı çıkmış. Yeniden bir tahvil çıkarsa o tahvili alacak takatı yok. Öyleyse %70 faizle çıkarttığınız zaman madem ağır satılıyor, %72 ile çıkartın diyor. İşte kısa bir zamanda halktan bu parayı, faizleri ödemek için, toplayabilmek için istese de istemese de bugünkü faizci düzende faizleri arttırmaya mecbur kalıyor. Hani sen faizleri indirecektin? Meşhur hikayeyi bilirsiniz. Baba ben ayı tuttum diyor. Evladım bırak ayıyı, madem ki sen tuttun. Ben bırakıyorum ama o beni bırakmıyor diyor. Bunların durumu odur. Faiz bunları yakalamıştır. Faiz bataklığın içindedirler. Gittikçe daha fazla batmaya mahkumdurlar. Çünkü kapitalist nizam, faizci düzen öyle bir düzendir ki aynen alkole benzer. Biraz sonra daha çok, biraz sonra daha çok, biraz sonra daha çok yapmaya mecbursunuz. Bak şimdi o faizi daha çok alıyor ya, gelecek sene o iç borçlanmanın faizlerinin günü gene gelecek. Bu sefer de %74-75 faizle çıkartmaya mecbur kalacak. Şu sözümüzü herkes biliyor artık. Her enflasyon, her faiz daha büyük bir faizin, daha büyük bir enflasyonun anasıdır. Bunu yaptın mı, yarın daha büyüğünü yapmaya mecbur kalırsın. İşte bu fasitlerin içinde, bu bataklığın içerisinde boğuluyorlar ve de çırpınıp duruyor. Görülen nedir? Tam 50 seneden beri bizi idare eden bu zihniyetler, bu batı taklit zihniyetler şimdi iflas noktasına gelmişler. Hepiniz dikkatle takip ediyorsunuz. Meclis konuşmalarımızı, açık oturumlarımızı, konferanslarımızı ne yapıyoruz şimdi biz? Bu milletin inançlı evlatları, milli görüşçü kardeşlerimiz adına çıkmışız. Bütün bu taklitçilere toptan meydan okuyoruz. Onları itham ediyoruz. Sizi gericiler sizi. Bizi siz geri bıraktınız. Sizin zihniyetinizi tasfiye edeceğiz. Yeniden tarihteki şerefi yerimize alacağız diyoruz. Ve de bunlar laf olsun diye, edebiyat olsun diye söylemiyoruz. Hesapla, kitapla, ilimle söylüyor. Bak İspanya, bu Cihan Harbi'nin arkasından ayrıca iç harflerle yok oldu, mahvoldu. Almanya demiyoruz, efendim orada yetişmiş insan vardı, onlar bahsedizde kalkındılar diyecek. Peki İspanya'nın nesi vardı? Hiçbir şey yok. 40 sene evvel bu İspanya harften sıfır olarak çıktı. Bugün İspanya'nın yıllık milli geliri 500 milyar dolar. Fert başına geliri 12 milyar 500 bin. Uçağını tankını yapıyor 12.500 dolar. Uçağını tankını yapıyor 38 milyonluk İspanya. Peki biz 60 milyonluk bir ülkeyiz. Niye bizim yıllık milli gelirimiz sadece 110 milyar dolar? Niçin Fed başta milli gelirimiz 2000 doları bile bulmuyor? Niye bu yarışta İspanya bizim 5 mislimiz ileriye gitti? Kim verecek bunun hesabını? Kim bizi geri bıraktırdı? Kim bizi işsiz bıraktırdı? Kim bizi aç bıraktı? İşte bu taklitçiler, hepimiz biliyoruz. Bunlar 50 seneden beri inancınızı bırakın, bizim peşimize düşün. Biz size dünyalık vereceğiz, sizi zengin edeceğiz dediler. Millet de bunlara bu fırsatı verdi. Ama şimdi getirdiler bizi, bu bataklığın içine soktular. 9 milyon insan kahvehanede oturuyor.
enflasyonu %70'ten aşağıya düşüremiyorlar. Yatırım diye bir şey olmuyor, millet aç. İşte görülüyor ki millet bunlara fırsat vermekle hata etmiştir. Bir an evvel bunları tasfiye edip milli görüşe dönmekten başka bir kurtuluş çaresi yok. Milli görüş bu işleri nasıl düzeltecek? Bunlar bu işi neden kurtaramıyor? Önce hastalığı teşhis etmekte fayda var. Şu salonda bulunan bütün kardeşlerimizin hepsi şimdi anlatacağım konuları çok iyi biliyorlar. Ama ben istiyorum ki konuşmamız baştan sona kadar bir matematik ispat olsun. Hiçbir sual açık kalmasın. Bugün aramıza yeni teşrif etmiş birçok kıymetli kardeşlerimiz var. Onlar bazı gerçekleri bilmeyebilirler. Hem onlara da o gerçekleri duyurmak, hem konuşmamızın tam bir matematik ispat olmasını temin etmek için önce bu faizci kapitalist nizam bizi neden işsiz bırakıyor, neden aç bırakıyor, bunun kısaca bir ilmi açıklamasını yapmak istiyorum. Köy kahvesinde oturan Mehmet, aç ve işsiz. O Mehmet'e dersek ki, ey Mehmet, bak seni faiz aç bıraktı, seni faiz işsiz bıraktı, buna kolay kolay inanamaz. Ne diyecek? Ne faiz efendim, benim bankayla alışverişim yok. İşsizim işte, iş vermiyor. Bana kim kredi verir, ne faizi değil. Halbuki gerçekten onu faiz işsiz bırakıyor, faiz onu aç bırakıyor ama o bunu bilmiyor. Bir insan hasta olur da hastalığın hangi sebepten olduğunu bilmezse o sebebe mikrop derler. Bunun için o Mehmet'e önce gerçekleri duyurmak için bu faizci kapitalist nizamın mikroplarını tanıtmamız lazım. 5 tane mikrobu var bu düzen. Bu mikroplar değişmeden macun metoduyla, cekcakla, yapacağız edeceğiz demekle hiçbir tedavinin yapılması mümkün değildir. Bu mikrobun, bu verem mikrobunun vücuttan çıkması lazım ki verem hastalığından kurtulalım. Mikrobun birincisi faizdir. Bak Mehmet'in farkında olmadığı gerçek şudur. Bu ülkede faizci bir nizam var. Niçin? Çünkü 40 yıldan beri iş başına gelen batı taklitçisi hükümetler iş başına gelir gelmez IMF heyetinin önüne diz çöktüler. Mesela 1980'de Demirel geldi, para lazım, döviz lazım. Ne olacak? Dışarıdan borç alacağız, başka şey bilmezler ki. Oturdular Yahudi sermayesinin avukatlık teşkilatı IMF'nin önüne, bize borç verdin. IMF ne dedi bunlara? Borç veririz ama şartlarımız var. Verdiğimiz borcu asla milli görüşün ağır sanayi fabrikalarında kullanmayacaksın. Ya otel yapacaksın. Onlar dikte ediyor. 24 Ocak karar dedikleri budur. Faizleri arttıracaksınız, vergileri arttıracaksınız, zamları yapacaksınız. Ecevit de daha önce 1978'de geldiği zaman o da IMF'nin önüne oturdu. O da aynı talimatı almıştı. Bak şu anda Türkiye'deki elektriğin fiyatını Dünya Bankası tayin ediyor. Borç almışlar, tekin elektrik fiyatını Dünya Bankası tayin edecek diye anlaşma yapmışlar. Düğünü umumiye. İşte bunların elinde biz her şeyimizi onlara tanzim ettiriyoruz. Bu düzeni onlar kurmuştur. Onlar dediğimizin arkasında ne var? Amerika'daki Wall Street caddesindeki Siyonistler var. Dünyanın sermayesini toplamış, 6 milyar insanı sömüreceğim diyor. Bunlar da onlara alet oluyor, yardımcı oluyor. Büyük faizleri arttıracaksınız diyor. Türkiye'de her şey faizle yapılıyor. Faizler masrafa yazılıyor. Bak biz Refah Partisi olarak şimdi bu dönem meclise gelir gelmez ekonomik sahada verdiğimiz ilk kanun teklifi faizler masrafa yazılmasın teklifidir. Niye? Bari hiç değilse faizle iş görüyorsunuz. Bu faizi fakir fukaraya ödetmeyin. Halbuki onların kurduğu düzende faizler masrafa yazılıyor. Yazılıyor da ne oluyor? İşte bu köylü Mehmet ekmek almak için fırına gittiği zaman bugün Kocaeli'nde zannediyorum 1200 lira.
1300. Aa, sizi zengin görmüşler. 100 lira fazla kazıklıyorum. Burada yuva müsaade ederseniz ben yine Ankara'daki, İstanbul'daki fiyatla konuşayım. 1200 lira verdiğiniz zaman bu 1200 liranın içerisinde 300 lira faiz ödüyoruz. 300 lira da vergi ödüyoruz. Neden? Çünkü şurada Bandırma'daki gübre fabrikası faizle kurulmuş. O fabrika bu faizi sattığı gübreden aldığı parayla ödüyor. Nereden alıyor bu parayı? Köylüden. Köylü onun parasını nereden alıyor? Ofise verdiği buğdaydan, o fırından, o da bize sattığı ekmekten alıyor. Onun için bir kilo ekmeğin içerisinde biz aynen doktora tezi gibi hesap yaptırmışız. Gübre fabrikasından ne kadar faiz karışıyor bir kilo ekmeğe? Buğdayı taşıyan kamyonun faizi alınmasından ne kadar faiz karışıyor? Un fabrikasının faiz kullanmasından ne kadar faiz karışıyor? Hesaplamışız. Bu hesaplar ne gösteriyor? Türkiye'deki faiz oranlarına göre piyasada ne satın alsan üçte biri faizdir, bunu gösteriyor. İşte o Mehmet faizden bana ne diyor? Sonunda faizleri kendisine ödettirdiğinin farkında değil. Mikrobu görmüyor. Bak Mehmet, gidiyor bu tüccarlar bankaya faiz ödüyorlar ya, onları masrafa yazıyorlar, sonunda ekmek alırken, peynir alırken sana ödetiyor. O faizler sonunda seni eziyor. Eziliyoruz da ne oluyor? 60 milyon insan bir senede tam 60 trilyon faiz ödüyor. Doğrudan doğruya faiz diye ödenenler ayrı, satın alınan malların içinde ödenen faiz. Nereye gidiyor bu faiz? Her zaman açıklıyorum. Bak Saddam Hüseyin, Körfez Harbi çıkmasın diye kendisiyle konuşurken, doğrudan doğruya kendisi bize söyledi. Sayın Erbakan, siz zannediyor musunuz ki biz gidip Kuveyt'i işgal ettiğimiz zaman Kuveyt petrolünü Arap şeylerinden teslim aldık? Hayır. Hepsinin başında bir Amerikalı Yahudi oturuyordu diyor. O Amerikalılardan teslim aldık. Neden? Cenab-ı Hak petrolü Müslümanlara vermiş ama bu petrol o Siyonistlerin kontrolü altında. Onlar petrolü şu kadar fiyatı satacaksın, şu kadar satacaksın. Sattığın paranın şu kadarını sen kullanacaksın ve şuraya harcayacaksın, geriye kalan benim bankamda duracak diyor. 40 seneden beri bu kontrolü yapmış, 700 milyar dolar Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in parasını Amerika'daki kendi bankasında tutuyor. Bunun için onlara faiz ödemiyor. Satışı kontrol ederken bende duracak diyor, bu kadar basit. Ama kardeşimiz Suudi Arabistan'ın bu parasını Türkiye'deki taklitçiler bir borç olarak aldığı zaman ağır faizlerle alıyor. 50 milyar dolarını almışız biz bunun dış borç olarak, 8,5 milyar dolar faiz ödüyor. 8,5 milyar dolar. Ayrıca tabii 13 milyar dolar rezervimiz var diyor, bu rezerv sıcak dövizi. Yani adam Türk basan çekiyor, yüksek faiz alıyor. O almış olduğu Türk lirası faizi tekrar dolara çevirip dolarını %20 faizle bize getirip vermiş oluyor. Bu faizleri hesaplarsak bir senede ödediğimiz faiz 8,5 milyar dolar. Bu ne demektir? Şu İzmit'in ortasına koskocaman 10 tonluk bir tir kamyonu koyalım. İçine saf 10 ton 24 ayar altın dolduralım. Her hafta bir tir dolusu altını Amerika'daki Yahudi bankalarına gönderelim. İşte ödenen faiz buna tekabül ediyor. Kim veriyor bu faizin parasını? Kandıra'daki Hasan, Gölcükçe'deki Mehmet veriyor. Nasıl veriyor? Ekmek alırken, peynir alırken, ayakkabı alırken hepsinin üçte biri faizdir. Böylece veriyor. Zaten ödediğimiz 8,5 milyar dolara tekabül eder 60 trilyon bugün takriben. Böylece biz 60 milyon insan satın aldığımız mallar içinde bunları veriyoruz. Bunlar dış borç faizi diye Amerika'daki bankalara gidiyor. Bu altınlar gidiyor. Buna karşı bize ne geliyor? Hiç. Neden? Çünkü bunun adı faizdir. Vereceksin, arkadan avucunu yalayacaksın. Faiz demek bu demek. Hiçbir şey almadan vermek demek. Böylece hepimiz bir köle gibi, Siyonizmin bir kölesi gibi eziliyor. Onun için Demirel'e şuna buna söylenecek bir tek söz var.
Arkadaş sen bu faizi kaldıracak mısın? Yok. Öyleyse sen bizi Yahudi'ye ezdireceksin. Ondan sonra söylediğin sözlerin hiçbir kıymeti yok ki. Onların hepsi cekcak macunu. Bunlar bir işin çaresini bilmiyor. Bir yerde bir yara mı var? Üstüne bir cekcak macunu sürüyor. Bununla bu iş hallolur zaten. Yani edebiyatla. Sürüyor da ne oluyor? Altındaki yara kanser oluyor. Cekcakla ne tedavi olur? Onun için çaresini bulmaları mümkün değil. Dertleri düzeltmeler mümkün değil. Çünkü bu dertler edebiyatla düzelmez. Mikrobu vücuduktan temizlemedikten sonra düzelmez. Bu sebepten dolayıdır ki 60 milyon insan eziliyoruz. Amerika'daki Yahudi bankalarını ödüyor. Onlar ne yapıyor? Hepimizin bildiği gibi İsrail'i destekliyor. Bak Rusya'daki 2 milyon Yahudi gelsin, İsrail'in haksız olarak işgal ettiği topraklara otursun, orada güzel şehirlerde yaşasın Yahudiler o çölde diye, Amerika'nın İsrail'e yapmış olduğu yardım 30 milyar dolar. İskan yardımı, yeni Yahudileri yerleştirmek için ilk dilimi 10 milyar dolar. Kim veriyor bu parayı? Biz veriyoruz. Ekmek alırken peynir alır. Niye? Düzen böyle. Bir meşhur sözümüz var. Keşke bu faizlerden bizden alınan paralar kutuplardaki eskimolara gitsin. Niye? Fakir adamlar üşüyor. Var yaptığımız hiçbir hayır değil. Onlara gitmiyor. İsrail. Kim bu İsrail? Siz ortak pazar gireceksiniz. Biz arkasından gireceğiz. Sektörler olacak. Seni yutacağım diye İsrail. Düşmanımıza akıyor üstelik bir de. İşte üzerimizde oynanan oyun budur. İkinci mikrop vergidir. Bak Türkiye'de vergiler kardan ödenir. Geçen gün meclis konuşmamızda bütçenin gelir kalemlerini gösterdim. Oraya 20 tane şey yazmış. Hepsine alavere dalavere. Sonunda Kapıcı Mehmet hepsini ödüyor. Niçin? KDV'yi o ödüyor onun için. İşçi ise gelir vergisini ödüyor onun için. Eğer tüccarsa tüccarın maliye vergi diye ödediği vergi kardan ödeniyor. O kar da o Kapıcı Mehmet'e satılan maldan alınıyor. Neticede bütün vergileri fakir fukara ödüyor Türkiye'de. Biz 60 milyon insan, bak geçen sene 80 trilyon vergi ödedik. Bu sene şimdi bu vergiyi 180 trilyona çıkartacağım diyor bu yeni hükümet. Şimdi Mart geçti, başlayacak yeni vergi kanunlarını getirmeye. Kim? Fakir fukara ezilecek. Bu vergiler nereye gidiyor? Biz ekmek alırken, peynir alırken üçte biri vergidir. 1200 liranın ekmeğin içinde 400 lira vergi ödüyor. Un fabrikasının, gübre fabrikasının, traktör fabrikasının ödedikleri vergiler hep bizim ekmek paramızdan alıp ödeniyor. Kuruşu kuruşuna bir hesap yapıldığı zaman üçte biri vergidir. Fakir fukaraya ödettiriliyor. Vergiyi biz maliyede değil bakkalda ödüyoruz. Bir şey değişmez. Nereye gidiyor bu ödediğimiz vergiler? Televizyona bakarsan fiş alır. Mektep olsun, hastane olsun diyor. Nerede mektep, nerede hastane? Şu Türkiye'de liseyi bitiren 800 bin genç var. Bu 800 bin gencin 100 bin üniversiteye gidiyor, 700 bini yüksek tahsil yapmak istediği halde okuyamıyor. Neden? Mektep yapılmamış, hoca yetiştirilmemiş, laboratuvar kurulmamış. İspanya'da bir tane genç mektepsiz kalmıyor. Çünkü İspanya'nın milli geliri 500 milyon milyar dolar, her türlü üniversitesini, mektebini pekala karşılıyor. Bizde bütçe diye önümüze getirdikleri listenin 207 trilyonun 32 trilyonu baştan açık. Sene sonunda 60 olacak en aşağı. 42 trilyon faiz ödeniyor. Yatırım diye 27 trilyon gösteriyor. Onun 10 trilyonu zaten gene memur parasıdır. Hakiki yatırım değildir. Geriye yatırım olarak sıfır. Bak şu yolları görüyorsun. Şu İzmit'in şu önümüzden geçen yol. Demin gelirken takır 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 takır. Burada bütün sanayi çarşısı bu yoldan gidip geliyor. Bu yolun deliğini bile kapatamıyor. Niçin? Yatırım diye parası yok. Faiz ödemekten para kalmıyor.
Mektep yapmamış, hoca yetiştirmemiş, okuyacak çocuğumuzu okutamıyor, sonra bize deniyor, siz gericisiniz diyor. Biz onların yakasını bile, gericiler, asıl gerici sizsiniz. Bak bizim çocuğumuz okumak istiyor, sen 50 senedir bu çocuğa mektep hazırlamamışsın, hoca hazırlamamışsın. Bak gene de hazırladın, işte bütçenin hali. Nereye gidiyor peki bizim bu ödediğimiz vergiler? İşte Antalya'da Sheraton Oteli, bir tane misal, 250 milyon doları. O kapıcı Mehmet ekmek alırken içinde vergiyi ödüyor, vergi turizmi teşvik fonuna gidiyor. Turizmi teşvik fonu Antalya'daki Sheraton Oteli'nin parasını ödüyor. 250 milyon dolardır o otel. 250 milyon dolara yapılan bu otel, kim oturuyor burada? Bir geceliği 1 milyon liradan fazla. Kimin için yapılmış bu otel? Amerika'nın 6. filosu için. Çölde savaşan Amerikan askeri. Onlar geliyor. Çünkü bunlar mahallebi çocuğu. 15 gün çölde savaşırsa bir ay Antalya'da dinlenecek. Antalya güzel bir yer. 5 yıldızlı oteli yapmış. Amerikan uçak gemileri dahi her hafta geliyorlar. Millete duyurmadan sessizce bu otel onlara dinlenme kampı vazgeçti. İyi güzel de ben Kandıra'nın köylüsü Mehmet, Amerika'nın Akdeniz'deki askeri, Suudi Arabistan'a gelen askeri, aman Müslümanlar nefes almasın diye buralarda dolanışan askerinin otelinin parasını niye ben ödüyorum Allah aşkına? O 250 milyon dolara 5000 kişinin çalışıp iş bulacağı ne güzel fabrikalar yapılır. Bak bugün Yuvacık'ı ziyaret ettik. Belediye başkanımıza dedim ki burada bile işsiz var dedi. Öyleyse buraya bir fabrika kuracaksınız. İnsanlarımızı işsizlikten kurtarmaya mecburuz. Ama bunlar işte milletten aldıkları vergileri otellere veriyorlar. Bir misal olsun diye söyledim. Başka nereye veriyor? Sözde savunma sanayi. Edebiyattan yanlarına yanaşılmaz. Efendim ülkeyi savunacağız. Savunma çok mühim. Bir ton edebiyat. Hadi savunalım. İşte savunuyor. Nasıl savunuyoruz? Nedir bu senin uçak diye oynadığın rezalet? Amerika Dynamics Yahudi firması. Bir takım uçaklar yaparken becerememiş. Bu uçakların adı uçan tabut. Hepsi düşüyor. Düşünce NATO bunu yasak etmiş. Yasak etmiş ama Dynamics'in ambarında parçalar var. Eski modelin parçaları. Adam bu parçaları denize atsa deniz kirlenir. Dereye atsa olmuyor. Ormana koysa çevre kirleniyor. Türkiye'den iyi çöplük mü olur? Getirmiş Ankara'ya döküyor. Vidaları sıkıyor. F-16 SL denen bu uçan tabutun bir tanesini 26,5 milyon dolara veriyor. Bir de bunun F-16 XL modern tipi var. Onu bize verme. Onu Japonlar satın alıyor 21 milyon dolar. 160 tane uçaktan bu uçan tabut münasebetiyle yapılan zarar 800 milyon dolar. Bak bizim mecliste diğer bir önergemiz bu savurma sanayi diye. Bu milletin paralarını nereye verdiniz? Araştıracağız önergesini verdik. Çünkü bunların altında ülkenin savunması yok. Yahudi firmalar ve onların Türkiye'deki işbirlikçi müesseselerini zengin etmek var. Bak körfez krizi çıktı. İncirli F-16 uçakları mı geldi? Hayır. Ta Amerika'dan, Avrupa'dan başka uçak geldi. Hani siz uçak yapıyorsunuz? Bu uçaklar bizi savunmadığı halde ne işe yarıyor? Zaten 5 tane yaptılar, 3'ü düştü. Çocuk geçen sene annesinin köyü üzerinde pilot bir gencimiz bir gösteri yapayım derken yere çakıldı. Bunlar montajı yapıldıktan sonra sözde Amerikan ordusuna teslim ediliyor. Şu anlaşmaya bak sen, 6 ay deneyecekmiş de uygun görürse bize verecekmiş. Parça gelirken Yahudi'ye para ödüyoruz. Bittikten sonra kar ödüyorum. Teslim ettiği zaman muayene ücreti ödüyoruz. Öde, öde, öde. Neyle ödeniyor bu? Ekmek alırken, peynir alırken ödediğimiz vergilerle ödeniyor. Fakir fukaranın parasıyla ödeniyor.
İşte zırhlı araç dediği budur. Bilmem radar uçuş kontrol sistemi dediği budur. Ne eline alırsan uçak savar topu dediği budur, tank savar dediği budur. Hepsinin altında demode onların çöplüğe atacakları parçaların büyük paralar verilerek Türkiye'ye getirildiğini görürsün. Oynanan oyun budur. Milli görüş olmazsa böyle olur. Öbür taraftan sadece vergi ve faiz değil, üç mikrop daha var hepimizin bildiği gibi, birisi darphane. Bak şimdi harıl harıl 100 binlik basıyor. Gene de arkasından yetiştiremiyor. Bu paraları basıyorlar, karşılıksız olarak piyasaya veriyorlar ve de faiz karşılığı piyasaya sürüyorlar. Bir işe yaramıyor. Ve böylece bütün vatandaşın cebindeki paranın en az 1/4'ü geri çalmıyor. Öbür taraftan kambiyo. Kambiyo yani doların değeri vasıtasıyla vatandaşın parası çalınıyor. Bak bendeniz tam 40 sene evvel Alman tank motorları üzerinde çalıştım Almanya'da. Bu çalışmamız esnasında ben oradaki müdürlerden, üniversitedeki profesörlerden 1,5 misli fazla para alıyordum. Neden alıyorum? Çünkü o zaman Türkiye'nin 1 lirası 1,5 Alman markı yapıyordu da onun için. Şimdi ne oldu? 3700 Türk lirasını bir çuvala koyacaksın, bir tane mark alacaksın. Niye bu hale geldi? Bizim paramız niçin 5 para etmez hale geldi? Çünkü Merkez Bankası'na bir adam koymuşlar. Bu hafta 3700 olacak. Gelecek hafta 3800, öbür hafta 3900 olacak diye ona emir veriyorlar. Her gün seninle konuşmaya vaktimiz yok, günlük ayarlamaları da sen yap diyorlar. Tıkır 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 emirle paranın değeri düşürülüyor ve böylece cebimizdeki para çalınıyor. Çünkü markın, doların değeri yükseldi mi, ithal malların fiyatı artıyor, onlar malların içine giriyor, biz öderken daha çok para ödemeye mecbur kalıyoruz. Yani cebimizdeki paranın değeri düşüyor, cebimizdeki para, herkesin cebindeki paranın 1/4 böyle çalınıyor. Bu kadar mı? Hayır. Bu düzenin diğer bir mikrobu da bugünkü bankacılık düzeni. Bak bu bankacılık düzeninde İzmit'te Hasan parası çalınmaz diye bankaya vuruyor. Bu bankalar bütün bu paraları topluyor, İstanbul'daki bir avuç holdinge götürüp kredi diye veriyor. Onlar da bu parayla, İzmit Hasan'ın parası da bu akşam şimdi Hilton'da Ramazan olmasına rağmen şampanya içiyor. Bizim paramız. İyi ama bu bankanın parası sonra nasıl geri ödeyecek? Ne geri ödemez? Banka zaten holdingleri. Eğer devlet bankasıysa zaten kredi onlara açılıyor. Ve de zaten onlar bu parayı aldıktan sonra geri ödemiyor. Çünkü bunun adı batık kredi. Trilyonlar fakir fukaradan toplanmış, verilmiş, onların israflarına gidiyor. Ayrıca sen git bankaya 1 yıl vadeyle para yatır, sana %60 faiz verir. Ama bir esnaf kardeşimiz bankadan borç almak istesin, %120 faiz istiyor. Banka müdürüne dersin ki, müdür bey ya şu pencereden %60 alıyorsun, bu tarafa dönüp %120 ile veriyor. Bir insan 100 lira üzerine 60 lira zam koyar mı şuradan şuraya dönmek için? Ne diyor müdür? Sus kardeşim diyor, eğer bu kredi faizlerini bu kadar yüksek tutmazsak biz de yaşayamayız. Çünkü büyük batık kredilerimiz var, yaramızı ödüyoruz, kapatıyor. Ya ama senin batık kredini İstanbul'daki holdingler şampanya içiyor, sen o yarayı bize ödetiyor. Bak şu gömleği yapan esnaf, bankadan %120 faizle kredi alıyor, faizi ödüyor, masrafa yazıyor, gömleği satarken bana ödetiyor. Ben şu karşı tuhafiyecide kendime gömlek alırken sadece gömleğin alın terini ödemiyorum. Bu akşam bu holdinglerin Hilton'da içecekleri şampanyanın parasını da ödüyorum gömleğin için. Bunun için eziliyorum. İşte bankalar bu işe yarıyor. Fakir fukaranın parasını alıp zenginin cebine basan bir emme basma tulumbadır bugünkü bankacılık düzeni. Size bir kere daha bu faizci kapitalist düzenin 5 tane mikrobunu hatırlattım. Faiz, vergi, darphane, kambiyo ve bugünkü bankacılık düzeni. Bu 5 tane mikrop bizi verem ediyor. Bu mikroplar ortadan kalkmadan sıhhat bulmamız mümkün değil. Bu mikroplar bizi nasıl verem ediyor?
Bu şekilleri hepiniz biliyorsunuz. Ama bir kere daha söylediğim gibi, iş matematik bir katiyetle belli olsun diye özet olarak arz etmek istiyorum. Önce bir defa Türkiye'de 12 tane parti yok. 2 tane parti var. Evet. Siz bir yandan değilsiniz. Baktınız, bu partilerden birisi çıktı hocam. Kısa geldi. Bu partilerden birisi milli görüş zihniyetini temsil eden Refah Partisi. Öbürü de ana eşit sehabe eşit değerli eşit 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 diğer 11 tane partinin hepsi de taklitçi partidir. Hepsi faizci kapitalizmin taklitçisidir. Onun için hepsi bir tek partidir. Bak ana gitti değerli dedim şimdi şu sehabe ile şu değerden arasında hiçbir fark var. İkide bir Lorel Harbi gibi çıkıyorlar karşımıza Millet Meclisi'nde. Şunu söyleyeyim, efendim unutmayın dediğiniz bir koalisyon hükümetiyim. Tek başımıza iktidara gelmedik. Ya çocukma mı diyorsun? Programımızı uygulayın. Nasıl uygulamıyorsun? Söyleyin bakalım. Senin programında ne vardı? Ne yapmak istediğinde öbürü mani olur. Hiçbir şey yok, hiçbir şey söylemiyorum. Niye? Siz ikiniz de biriniz aynısınız. Biz 23 senedir ne söylüyoruz? Ve taklitçiler. Hiçbir farkımız yok. Ama iki çuruk yumurta, bir sağlam yumurta etmiyor. İkiniz de yan yana gördüğün insan hiçbir şey ifade etmiyorsunuz. Çünkü aranızda bir fark yok. Siz zaten aynı partisiniz. Çünkü parti dediğim bir zihniyet, bir çözüm ortaya koyuyor. Sizin zihniyetleriniz aynıdır. Hiçbir fark yoktur. 40 seneden beri bunlar bizi idare etti. Cin, bak ne hale düştü. Düzeni fırın diyor burada. Niye ters yazılmış? Bunların düzenleri böyle çapraşık olmuş. Buradan içeri giriyorsun, 1200 lirayı veriyorsun, ekmeği alıp çıkıyorsun. Ama duvarda Boğaz Köprüsü'nün resmi var. Bu ne demek isteniyor? Ha, sünnet çocuklarına o kabaz oynatırlar. Niçin? Acısını duymaz. Sen vatandaş olarak buradan gelip ekmeği alırken sana 1200 liranın içinde 400 lira faiz, 400 lira vergiyle seni bıçaklıyor, kazıklıyor. Onun acısını duymayasın diye eve gelip televizyon açınca Boğaz Köprüsü'nün resmini gösteriyor. F-16 Yahudi uçağının bir uçuşunu gösteriyor. Bu hokus pokusla seni aldatıp asıl düzendeki zulmü gözlerden silmek istiyor. Onun için vakti çaresi yok. İflas etmişlerdir. Aynen Gorbaçov Rus rejimi gibi. Türkiye'deki taklitçi rejim de iflas etmiş. İster istemez en kısa zamanda Refah Partisi iş başına gelir. Çünkü başka çare yoktur. Biz iş başına geldiğimiz zaman Allah'ın izniyle önce milletimize bu gerçekleri göstermek için bütün fırınlara bir emir vereceğiz. Diyeceğiz ki 3 tane bezden açacaksın. Birinci bezden üzerine faiz diye yazacaksınız. Bunun üzerine bir de bir ok koyacaksınız. İsrail'e gider diyeceksiniz. İşte o Mehmet kahvede oturup da benden faize ne diyen Mehmet. Fırına gidip de faiz vezlesi 400 lira verdi mi? O düzenin kendisi nasıl kazandığını anlayacak o zaman. İkinci bezden üzerine vergi diyeceksiniz. 400 lira da buraya ödeyecek. Bu da şampanya tuvaletlere gider diyeceksiniz. Üçüncü vezne ancak alın teri ve haklı kârdır. Bu da fakir fukaraya gider. Ama sen İsrail'in parasını ödemeden, onun işbirliği şampanya dolduklarının parasını ödemeden bu ülkede ekmek alamazsın. İşte bu düzenin gerçeği budur. Bakınız bu düzende bu Kandıralı Hasan. Başına 5 tane değirmen taşı konmuş ve de şehirlere su getiren kalıncı darı bir borun içine hapsedilmiş. Dışarı çıkamaz bu düzen. Yani buradan gitsen 500 liraya ekmek alamazsın. İlle 1200 lira verecek. Yahudinin şampanyacının parasını verip ekmeği öyle alacaksın çünkü bu borun içine sıkışmışsın. Senin tepene düzenin 5 tane değirmen taşını koymuş. Faiz, vergi, darmanin, amyo, kredi. Bunların hepsi borun içinde cereyan ediyor. Dışarıda televizyona bakarsan icraatın içinden Boğaz Köprüsü hep milleti uyutmakla meşguller. Ama gerçekte içeride yapılan bu düzenin
mikroplarıyla vatandaşları ezmektir. Farkımız bu düzende, ister gömlek, ister ayakkabı, ister ekmek alalım. Üçte biri faizdir. Bunlar toplanıyor, Amerika'daki Yahudi Bankası'na gidiyor. Her hafta 10 ton saf altın. Bu Yahudi bankalar bizim ekmek paramızla İsrail'e uçak alıyor, tam kalıyor. İsrail, Mescid-i Aksa'dan çıkan çocuğun kemiğini kırıyor. Siz ortak pazara gideceksin, ben de geleceğim. Sizinle beraber tek devlet olacağım, sizi yutacağım diyor. Bu şeklin üzerinde iki tane daha şekil gösterilmiş. Bunlar ne manaya geliyor? Nerede bu akşam burada TRT? Yok. Niye yok? Çünkü TRT'nin bu Ramazan gecesinde bile kaç tane ahlaksız filmi var. O filmlerden vakit bulup bizi buraya gelmez. İşte düzen böyle yürüyor. Bak bu TRT. Hiçbir zaman şu vatandaşlara duyurmuyor ki ey millet. Refah Partisi ilk başta geldiği zaman bunun bugün 1200 lira verip bir ekmek alıyorsun ya aynı parayı 3 tane ekmek alacaksın. Çünkü faiz kalkacak. Çünkü vergiler kalkacak ve neticede almış olduğun ekmek 400 liraya inecek. Şimdi 1200 liraya alıyorsun. O 1200 lirayla 3 tane ekmek alacaksın. Bu gerçeği asla millete duyurmuyor. Ve de millete göstermiyor ki elinde. Bak Refah Partisi iş başına geldiği zaman senin ekmek paranla Amerika'dan İsrail'e uçak gitmeyecek ya, bu uçaklar Türkiye'de üretilecek, kardeş Müslüman ülkelere gidecek. Bunu da göstermez, söylemez. Ya ne yapar? Bu Yahudi çarkına yağ döker. Onu görebilir. Düzen böyle çalışıyor. Aman şu şekli hatırınızda tutun. Ne bu? İşte 40 yıldan beri bu taklitçilerin üzerimize tatbik ettikleri düzenleri. Bak Türkiye dikdörtgene benziyor. Bu da Kandıralı Hasan vatandaş. Bu dikdörtgen piresinin üstüne yatırmışlar. Bu şekilde 3 sene evvel çizilmişti. O zaman düzenin piresini Özal çeviriyor. Şimdi Demirel çeviriyor. Hiçbir şey değişmiyor. Senin bu pres altında düzenin piresiyle sıkıştırdığın zaman kanın canın neticede şu holdinde toplanıyor. O zaman ana pompası senin kanlı canını alıyor. Önce iki tane dinlendirme havuzuna basıyor. Biri bankalar, öbürü hazine ve fonlar. Bu da dinlendirdikten sonra İsrail'in cebine akıtıyor, uçak ve tank oluyor. İşbirlikçi holdingçilere veriyor. Diplomda içine şampanya oluyor. Faizcilere veriyor. Marmaris'te otelde otanan kumar parası oluyor senin paran. Öbür taraftan bütçeden de alkavuklar, hanedan, bütçe hesaplarına gidiyor ve yine İsrail'e ve işbirlikçi holdinglere gidiyor. Böylece senin kanın canın neticede İsrail'e uçak tank oluyor. Hilton'da şampanya zorginden içtiği şampanya oluyor. Bilmem bütçenin israfları, milletvekillerinin evlerinden başka Gazi Osman Paşa'da yapılmış bir devlet mahallesi var. Her bir bakana ayrıca üç katlı bir ev. 12 odalı ve 5 banyolu. Bu 5 banyo niçin lazımsa bilmem. Ama yapmışlar. 5 tane banyo. İşte bunların zihniyeti budur. Bu ana pompasını kim çeviriyor? İmele motor. O nereden ceylan alıyor? Seçim sandık. Bak bu vatandaş gözü bu TRT'yi ve bu Halinci gazeteleri gördüğü için oy verirken şalteri aşağıya basıyor. Yukarıya bassan iki görüşe verse Refah Partisi iş başına gelecek, adi düzen kurulacak, bu piresten kurtulacak. Ama haberi yok. Bu gazeteyi ve bu TRT'yi gördüğü için şalteri aşağıya basıyor. Seçim sandığından gelen ceryan bu gazeteler tarafından düzeni bir numaralı transformatörü büyütülüyor. Sonra TRT'ye geliyor. Bu da düzenin iki numaralı burada büyütüyor. Bu kuvvetli ceryan İMF'ye geliyor. İMF'e ana pompasını çeviriyor. Humanizatörü sızdıralım isterseniz. Baktınız biz bu şekli 3 sene önce yaparken ana pompası milletin kanlı emniği halde DYP ve sehafeyi unutmamıştık. Şeklin üzerinde gösterilmiş. Sehafe bombası sola döner diyor. DYP bombası sağa döner. İMF'nin yedek pompaları. Bir tek hata yapmışız. Biz ana başlığından sonra İMF
bu bombaları teker teker devreye koyacak zannetmiştik. Halbuki şimdi arabaya iki at koştu. İkisini birden devreye koydum ki kanımızı daha çok emmek için. İşte bu düzen netice itibariyle vatandaşı eziyor, vatandaşın kanını canını İsrail'e uçak yapıyor, holdinglere şampanya yapıyor, bütçeye israf yapıyor. Bunun için eziliyoruz, iki yakamız bir araya gelmiyor. Çünkü IMF reçete yazarsa böyle reçete yazar da olmaz. Bak şimdi hesapla konuşuyorum. İzmir'deki bir kardeşim, ister tüccar, ister sanayici, ister işçi, ister köylü olsun. Dışarıdan duyamıyorlar, yoksa sen IMF misin? Büyük dağ koyuyorsun sırtına. Ne olursan ol, bu düzen içinde yaşıyorsun ya, senin durumun bu düzende şudur. Bak şimdi hesapla konuşuyorum. Bu şekil doktora tezi gibi kuruşu kuruşuna hazırlanmış bir büyük dosyanın özeti. Sen sabahtan akşama kadar farz et ki sıcak olacak karşısında demir veren bir demirci işçisisin. Niye görüyorsun? Çoluğuna çocuğuna helal olma götürmek için. Nasıl düşüneceksin? Düşletini alacaksın. Ekmek, gömlek, ayakkabını çocuğuna vereceksin. İyi ama buna müddetle ekmeğe, gömleğe, fiyatın üçte biri faiz. Bu faizler İsrail'e gidiyor. Uçak oluyor, tank oluyor. Üçte biri vergi, bir tondaki şampanya gidiyor. Öyleyse ben onlar için çalışıyorum. Bak, birinci çekici buluyorum, hesap konuşuyor şimdi. Bu birinci çekim, İsrail'e uçak parası oluyor. İkinci çekici buluyorum, İsrail'e tank parası oluyor. Üçüncü çekici buluyorum, bir tonda şampanya oluyor. Dördüncü çekici vuruyorum, Marmaris'te oynanan kumar, insan boyu pastayla yapmak büyük parası çünkü o ödünklere gidiyor. Beşinci çekici vuruyorum, Mersin'deki otelde kredi oluyor. Yok, Ahmet'in değil. Üç sene evvel Özal'a her yaş günü yapmak uçak almıyordu, yani ücret israflarından gidiyordu. Ancak altıncı çekici, Fakir Fukar'ın sofrasına geliyor, bu da kuvvetli olarak geldiği için gözyaşıyla ağlıyor. Çünkü katığı yoktur. Niye? Altı iş göreceksin, biri senin olacak. Beşini elden alıyorlar da onun için. İşte bu düzenin özeti bu. Bak sen altı çekiş vurduğun zaman birinin parasını sana veriyor, beşini alıyor, İsrail'e veya onun iş büyücü olduklarına veriyor. Düzenin hesabı budur. Ama düzenin zulmundan ibaret değil. Sana verdiği ücretin de yarısını veriyor. Çünkü Türkiye'de %60'lık alt gelir grubu, milli gelirin %30'unu bile almıyor. Sana ne ücret verecekse işçi, memur, esnaf, köylü olarak onun yarısını veriyor. O yarını da 6'da 1'ini alıyor. Demek ki sen hakkının 12'de 1'ini alıyorsun. Bu düzenin özeti budur. Bu düzette sırtında taş taşıyan bir insan sadece küfedeki taşı taşımıyor. Ya düzenin mikroplarını, faiz, vergi, darphane, kambiyo, kredi bu kayaları taşıyor. Bu kayalar yüzünden fiyatlar artıyor. Fiyatlar müşteriyi İsrail'e gidiyor. Faizler artıyor. Müşteriyi holdinglere gidiyor. Onun için taşı taşıyan insan bütün bu yükleri taşıyor. Neden taşıyor? Çünkü bu vatandaş bu televizyon, bu gazeteleri okuyor. Bugünkü holdingci gazeteler, bak bir de kuyruğu var. Bu kuyruk ne bu gazetelerin kuyruğu? Erenköy'de üç tane veriyorum diyor. Üç tane beğenme vereceğim diyor. Fakir fukara başka çaresi yok. Bu kuponu biriktireyim belki köşeyi dönerim diyor. Ama bu kuponu biriktireyim derken şu makaledeki zehiri içiyor. Niye? Çünkü bu zehirin tek gayesi sakın oyunu Refah Partisi'ne verme ha. İşte vatandaş bu gazeteleri okuduğu ve bu televizyonu gördüğü için bilmeden oy verirken ya Rabbi ben belamı istiyorum diye oy veriyor. Adaleti ilahi öyle mi ya bu? Al belam diyor. Çektiğimiz ceza bunun için. Refah Partisi ne yapacak da bizi bu dertten kurtaracak? Bak bu şekilde özet olarak gösterilmiş. Yapacağı iş çok basit. Şu iki çentiğin arasını tıkı 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 keseceksin.
bu dağlar sırtımızdan atacak. Çünkü biz bu mikropları taşıma mecbur değiliz. Bu yük taşıyan vatandaş şöyle bir doğrulacak. Hay Allah sizden razı olsun diye. İşte biz tam 23 senedir Rumi devrin kafir fukarasının bu duasını almak için çalışıyoruz. Bunları yıkacağız Allah'ın izniyle. Bu Yahudinin sırtımıza koyduğu bu kayaları devireceğiz. Bak geldi bu yıla. Şimdi bir adım atıldığı zaman bitti. Bütün bunlar devriliyor Allah'ın izniyle. Bakınız size bir kere daha düzeni kesin hesabını veriyorum. Hakkınız 100. Bu düzen size 8 veriyor, 92'sini alıp götürüyor. Nasıl götürüyor? İster memur, ister esnaf, ister köylü olur. Mahzeneye giriyorsun. Hakkın 100 iken senden vergi ve sigorta kesiyor. 3'te biri gidiyor, 66 alıp çıkıyorsun. Bu kadar mı? Hayır. Fırına gittin, ekmek aldın. Ekmeğin 3'te biri faiz. 66'nın 3'te biri haksız olarak senden aldığı 44 kaldı. 3'te biri vergi, ekmeğin içindeki vergi. 44'ün 3'te biri haksız olarak almıyor, 30 kalıyor. Fırından çıktın mı, 100 hakkın 30'a indi. Bu kadar mı? Hayır. Sen evde otururken darphaneyle 4'te birini çalıyor. 30-22'ye iniyor. Kambiyoyla dolar değerini düşürerek 4'te birini çalıyor, 16'ya düşüyor. Sana zaten 200 verecekken 100 verdi. Çünkü bak gelir dağılım alt tabakaları ne kadar düşük. Öyleyse 16'yı da 2'ye bölüyor 68. İşte bu düzenin kesin hesabı budur. 100 hak olan insana 8 veriyor. 92'sini elinden alt götürüyor. Hayır, şaşırdın gene. Nerede? Nerede Gorbaçov'un resmi? O ne? Bak bu şu. Şimdi Deme geldi şimdi program okuyor. Çek. Neymiş? Sözde enflasyonu indirecek. Bekle babam bekle. Hiçbir izin yapması mümkün değil. Peki ben bu şeklin için gösteriyorum. Bu şekli şundan dolayı gösteriyorum. Bu şekil Le Figaro gazetesinde çıkmış olan bir şekil. Gorbaçov'un reformları üzerine çıkmış bir şekil. Bu bir Rus köylüsü, bu da hanımı. Bu Rus köylüsünün evi tarla. Kara sabanı sürüyorlar ve sabanı hanım çekiyor. Şimdi bu Rus köylüsü sesleniyor. Altında Fransız olarak yazmıştır. Figaro Fransız'ın gazetesi. Hanım müjdeler olsun. Ne var efendim hayrola diyor. Diyor ki bak Gorbaçov reformlar yapıyor, yaşadın. Hayrola ne olacak yaşayacağım diyor. Artık diyor bu reformların sayesinde bu kara sabanı düğümlüklü iple değil, düğümsüz iple çekeceksin. Daha ne istiyorsun? Yani bu reformlar, bu cekcak macunlarının hiçbir şeyi düzeltmeyeceğini ifade ediyor. Ya ben bu kara sabanın sırtında çektiğinden sonra düğümlük iple çeksem ne olur, düğümlüksüz çeksem. İşte bunların hükümet program bu. Hamsuman, narkot, cekcak macun. Sürtümü iyi oldular, iyi altta kangren oluyor. Hiçbir şey yok. Ne bile bir mesele var. Hemen bu macunu sürüyor. Bakıyorsun bir sürü edebiyat. Altında ne var? Altında kangren. Onun için bunların yaptıkları hiçbir şeyi düzeltemez. Niçin? Mikrop çıkmadıktan sonra veren iyi olmaz da onun için. Peki, Refah Partisi ne yapacak? İşte şimdi tedavi başlıyor. Önce bak, birisi gelse bana dese ki, senden dama oynayalım. Ama ben dama nasıl oynanır bilmesem. Ne diyeceğim bu kimseye? Kardeşim ya o dama oynayalım diyorsa ama nasıl oynadığını bilmem. O bana ne diyecek? Bak kardeşim, 64'e taksim edilmiş bir kitap alacağım. 16 taş senin, 16 taş benim oldu. Bu taşlar ileriye yan tarafa gidiyor. Yanına başkasının taşı geldi, üstünden atlayacak, ben üstünden atlayan taşı oyundan çıkacak. Son haniye gelen dama olur, her tarafa gidebilir. Kimin taşı önce giderse o malum sayılır. Ne söylüyor bana? Dama oyunun 7 tane faidesini söylüyor.
Şimdi bu 7 kaydedin, 7 saniyede, 7 dakikada bana anlatır, sen istersen 70 sene oynarsın. Bu 7 kaydede nedir? Ama oyunun ne olduğunu tarif eden esaslardır. Aynen ekonomi de böyle. Bak, aynı tahtada 16 şah taştan satranç da oynayabilirsin. Ama satranç oyunun kaidesi başkadır. Ekonomide de eğer şu kaidelere uyarsan o ekonomi komünist sosyalist ekonomi olur. Bu kaidelere uyarsan o ekonomi faizci kapitalist ekonomi olur. Şu kaidelere uyarsan o ekonomi adil düzen olur. Onun için efendim adil düzen kuracağız diyorsun. Ne yapacaksın siz Allah aşkına? Niye mi insana bir kitap veriyor? İşte bunu yapıyor. Nedir bu kitap? Bu ekonomi nasıl yürürse adil düzen olur. Bunun temel esaslarını ihtiva eden kitaptır. Bunlara matematik okuyanlar bilirler. Aksiyon dedi. Eski Arapça adı mütarife, müselleme. Yani bir sistemi tarif eden temel esaslar. İşte Türkiye, bütün dünya ülkeleri içerisinde bu yolda en fazla ilmi çalışma yapmış ülkedir. Nasıl milletimiz asırlar boyu insanlığa ışık tutmuş, bugün de gerçek bir durum olur. Çünkü 25 yıldan beri pek çok profesör adil düzenin temel esaslarını destekleyip çalışmışlardı ve halen de şu anda da 500 tane profesör çalışıyor. Ben şimdi size bu çalışmaların bir damlası noktasını söyleyerek adil düzeni belirtmek istiyorum. Adil düzen nedir? Onun için size 31 tane temel kaide söyleyeceğim. Bak dama oyunun 7 kaidesi var, adil düzenin 31 kaidesi var. Bu kaidelerden birinci grup temel esaslardır. Bunun için 3 tane kaide söylüyorum. Bak adil düzen bir özel sektör düzenidir. Ticaret sanalıysan kardeşlerime sesleniyorum. Bak ekonomi faaliyetleri şahıslar yürütür. Bir özel sektör, özel teşebbüs düzenidir adil düzen. Devlet hiçbir ekonomi faaliyet yapmaz. Ne yapar peki derler? Adil düzende devlet makro plan, proje yönlendirme, teşvik, destek yapar. Bak devlet ne yapar söyleyeyim size. Türkiye'nin milli gelirine kadar 110 milyar. İspanya'nın kadar 500. Şimdi devlet, yani milli görüş iş başına geldiği zaman bunlar gibi %1,5 eksi %1,5 kalkınmasına razı olmaz milli görüş. Neden? %40, %70 kalkınacağız biraz sonra göreceksin. Niye? Mesafeyi kapatacağız biz milli görüşü. Nasıl olacak da %30, %70 kalkınacak? 110 milyarda Türkiye için 30 milyar dolar yılda ilave etmek iyi mi? Türkiye büyük bir ülke. Bizim mühendislerimiz var. Bizim iş adamlarımız var. Bizim sanayicilerimiz var. Bizim işçilerimiz var. Bak bunlar hepsi milli görüşün orduları. Bu mühendisler var ya, milli görüşün ordusu. İş adamları, milli görüşün ordusu. Sanayiciler, milli görüş, işçiler, milli görüş, bunlarla Türkiye'yi güçlendirecek. Ne yapacak? Mühendisleri seferber edecek. Türkiye'nin 74 tane ilinde hiçbir işsiz kalmaması için en karlı hangi projelerle kalkınma olur? Önce mühendisleri bunu yapmak isteyecek. Devlet memuru değil, mühendis bürolarına şu İzmit, Kocaeli'de bir tane işsiz kalmaması için hangi yatırımları yapacağız? Hazırlayın, getirin. Devlet sanat ve kontrol edin. Kim başarılı yaparsa mükafat verir. Bak, Aydın valisi, şimdi Erzincan valisi. Aydın'a gelir gelmez, bu dediğimizi yaptırdı. Aydın'da hangi yatırımların yapılması lazım? Bir kütüphane dolusu proje hazırlattı. 34 tane ekonomistle beraber. Erzincan'a gitti, orada aynı araştırmalar yaptırdı. Yerine oturduğu an bu Erzincan'da işsiz bırakmamak için, Erzincan'ın kalkınmak için hangi yatırımlar yapacak? İşte milli görüş. Önce bütün mühendisleri, ekonomistleri seferber edecek. Türkiye'de her ilçede, her bucakta hiç işsiz
kalmaması için en faydalı yer ne yapılacak? Önce bir proje seferberi olur. Bak biz çok yakında iş başına geleceğimizi biliyoruz Allah'ım. Onun için bu projeler biz şimdiden hazırlatıyoruz. Size biraz sonra göstereceğim ne projesi hazırlıyor. Çünkü Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Biz bunlar gibi gelmiş ne yapacağını bilmiyoruz. Görüyorsun bak böyle şaşkın. Hiçbir şey bilmiyor. Hiç hazır. Son bütçe konuşmasına ne dedim ben sayede? Bak sen yine hazırlıksız gelmişsin. Çekil. Önce Türkiye'nin meselelerini incele, düşün. Nasıl çözeceğini hazırla. Ekibini yetiştir. Ondan sonra belki başlarsın. 4 ay olmuş. Güneydoğu'da kaldıracağım diyor olağanüstü hal. Ne koyacaksın daha düşünemedim. 14 senede düşünmemişsin. 4 ay yine ne zaman düşündün? Oluk oluk kan atıyor. Senin düşünmeni bekleyeceğiz ya. İktidar düşünme yeri değil ki. Düşündüğünü yapma yeridir. İşte bundan dolayıdır ki önce her yerin proje seferberi. İşte devlet bunu yapar. Teşvik eder. Adil düzenli devletin çok az memuru. Sadece kontrol. Her şeyi özel sektör yapar. Projeler mühendisler serbest olarak yapacak. O araştırmaların parasını mükafatını alacak. Nereden alacak? Çünkü adil düzenli devlet çok zengin. Nasıl zengin biraz sonra söyleyeceğim. Biz çok zenginiz. Elhamdülillah. Peki devletin hiçbir ekonomik faaliyeti olmayacak. Devlet iki türlü ekonomiye destek verecek faaliyet var. Bir tanesi genel hizmetler. Ülkenin savunması, sağlık, eğitim, yol, su, elektrik, hatta noterler gibi yeminli amacılar, yeminli mazikler, bütün nakliye hizmetlerinin halk için en ucuz, en verimli şekilde yapılması gibi 24 çeşit hizmeti devlet yapar. Ne için? Vatandaşlar rahat ekonomik faaliyette bulunsun. İkinci olarak devletin yapacağı iş tanzim hizmetidir. Tanzim hizmetine maksat sözü, bak bugün toprak mahsul ofisi var. Kar gidiyor, fiyat koyuyor, zam yapıyor filan. Adil düzende bunun yerine buğday vakfı diye bir kuruluş kurulacak. Misal olsun diye söylüyorum. Vazifesi buğdayı olan vatandaş verecek, parasını alacak. Parası olan verip buğday alacak, buğdayı muhafaza edecek. Hiç kar gayesi gütmeyecek. İşte bu tanzim hizmetleri, temel mallarda tanzim hizmetleri, benim söylediğim 24 çeşit genel hizmet, devlet bunları yapar. Niçin? Kar etmek için mi? Hayır. Vatandaşın ekonomik faaliyetine yardımcı olur. Bütün ekonomik faaliyetleri şahıslar yapacak. Asıl özel sektörcü düzen, adil düzendir. Bunlar özel sektörüne söyleyecek bir silah mı? Hep silah. Her şeyi gene devlet yapıyor. Ve de yapamıyor, yüzüne gözüne bulaştırıyor. İşte adil düzenin üç mühim temel esası budur. Adil düzende para nasıl olacak? Bak alimler inceleme yapmışlar. Şu bildiğimiz arılar var ya, almışlar bu arının kovanını. Arılar bal yapıyor, bir kısmını kendi yiyor, bir kısmını da biz yiyor. Bu arıların yaptığı balı içinden almışlar elleriyle. Bir de bakmışlar ki arıların iştahı kesiliyor. Daha az bal yiyor. Daha çok bal almış, daha az yiyor. Daha çok almış, arılar ölmüş, balı bitirmemiş. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak hayvanları insanlara faydalı olsun diye yaratıyor. Çok üretiyor, az tüketiyor. Biz nasıl oluyor da süt içiyoruz? Koyun, inek, yavrusuna vereceğinden daha çok süt yapıyor. İşte onu biz içiyoruz. Cenab-ı Hak hayvanları insanlara faydalı olsun diye yaratmış. Onun için hayvanlar çok üretiyor, az tüketiyor. Ve illa insanlara gelince tam tersi. Bir insana sofraya buyur dediğin zaman yüzü gülüyor. Şu kazmayı al şuraya kaz dediğin zaman surat arasındayım. Niye? Biz istiyoruz ki hep yiyelim, hiç terlemeyelim, üretmeyelim, böyle yardım. Niye böyle yardımcı? Çünkü insanlar asıl cennet için yaratılmış. Cennette hep yiyeceksin, hiç terleme yok. Ama ne yapalım ki şimdi muhakkaten bu dünyada imtihanlarız. Cennetteki tavrımız bu dünyaya ters düşüyor. Biz burada da hep yiyelim, hiç üretmeyelim istiyoruz. Yaratılışımız böyle.
Ve biz işte bu insanlara adil düzen kuracağız. Nasıl kuracağız? Bunun bir tane temel gayemiz var. Bak o demin kahvede oturan işsiz Haç Mehmet var ya, ya bu yoktu bakalım. Ne oldu? Adil düzen ilan edildi. Şimdi ona haber veriyorum. Ne olacak? Bundan sonra istediğin kadar tüketeceksin ben. Ama bir tek şartımız var. Nedir o? Ne kadar tüketeceksen, o kadar da kendin üreteceksin. Başkasını sömürmeyeceksin. Başkasının ürettiğini sen yemeyeceksin. İşte adil düzenin bir malı temel kaidesi budur. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Çok basit. Bak ben adil düzen ilan edildi, şu gözlüğü ürettim. Bunu getirdim topluma teslim ettim. Bunu bugünkü piyasa fiyatı 10 bin lira. Toplum bana 10 bin lira diye bir kağıt verecek. Ben bu kağıtla bu gözlük, bu üretime eşdeğer istediğim tüketimi alacağım. 3 kilo elma alacağım, 5 kilo armutla, ne istersen. Ne diyorum dikkat ediyor musunuz? Para demek adil düzenle. Üretim yapan bir insanın üretimini topluma teslim ettiği anda o üretime eşit tüketme hakkı olduğunu gösteren özel senede para demek. Bir daha söylüyorum, para demek, üretim yapmış bir kimsenin o üretime eşdeğer tüketme hakkı olduğunu gösteren özel sene. Bu insan bu kadar tüketme hakkı var, para bunlar var. Ve paranın vazifesi bak altını çiziyorum, üretimden sonra başlar. Üretim yapılır, mal teslim edilir, karşılığında bu özel sene alınır. Yoksa para, ekmeğin tuzu değildir, motorun pistonu değil. Ben motor yaparken içine biraz yeşil dolar doğrayıp katmıyorum tuz gibi. Döküm ocağın içine koymuyorum. Niye? Para üretimin unsuru değildir de onun için. Ben motoru çelikten biten yapıyorum. Motor bittikten sonra ambara verdiğim zaman onun değerine eşit tüketim hakkı olduğunu gösteren bir sene alıyorum. İşte Yahudi ekonomisinden buradan ayrılıyorum. Bu faizci yakıyor Yahudi ekonomisi. Para üretimi unsurudur diyor. Vay, para üretime karışmam. Niye para üretimi unsurudur diyor? Eğer sen Yahudi'ye ödeyeceğin faizi teminat altına almazsan üretime bile başlayamazsın. Bak Yahudi'de para, Yahudi'nin hakkını önce ödemeye dair bir vesikadır. Para Yahudi'de hapishanenin kilididir. Onun faizini ödeyeceksen açıyor. Mesela sen şimdi üzerinde yatırım yapamazsın ki. Niye? Para lazım. Bankaya gideceksin. Banka şu kadar faiz verirsen para verir diyecek. Ondan sonra üretime başlayacaksın. O faiz de Yahudi'ye gidecek. Yahudi'nin parasını teminata almadan üretime başlatmıyor seni. Çünkü bu düzen Yahudi'nin düzeni dedim onun için. Halbuki para tekrar ediyorum. Ne ekmeğin tuzudur ne motorun pistonudur. Üretim, insan gücü ve Allah'ın verdiği nimetlerle yapılır. Yapıldıktan sonra bedelini gösteren bir mahfuz alınır, cebek olur. O mahfuz üretimin unsuru nedir? Paranın fonksiyonu üretimden sonra başlar. İşte adil düzende para böyle bir semboldür. Bundan dolayıdır ki paranın 7 tane kaidesi var. 1. Adil düzende mal eşit paradır. Ne demek bu? Ne kadar üretim yapılmış piyasaya arz edilmişse vatandaşın cebinde de o kadar para ver. Buna eşit. Ne fazla bir kuruş ne eksik. Adil düzenin temel kaidesi budur. Bir, adil düzende faiz olamam. Niçin? Faiz zulümdür, değil mi? Şimdi bak bugünkü düzende ne oluyor? Ben bu gözlüğü yapıyorum. Veriyorum topluma, 10 bin lira mı alıyorum? Hakkımı aldım. 10 bin lira götürüp bankaya koyuyor. Bir sene bu para bankada duruyor. Ben yeni bir üretim yapmıyorum. Bir sene sonra banka bana 15 bin lira veriyor. İşte o anda hepimiz bankam duracak sana yapıyoruz. Gel buraya. Bu 5 bin lira fazlayı nereden veriyorsun arkadaşlar sen bana? Ben bu arada yeni bir şey üretmedim ki. Sen bana üretmediğim halde ilave tüketim hakkı veriyorsun. Kimden aldığına veriyorsun bu hakkı? Kimden alıyor? Ya darphane basıyor, herkesten alıyor demektir. Çünkü darphane para çünkü fiyatlar yüksek. Veya
esnaf hasanın kendine ibare bana verir. İkisi de duruyor. Ocakta eziliyor, anası da hasta. Anası inmedikçe o anasına ilaç alamadığı için gözyaşı döküyor. Niye alamıyor? 400 liralık ekmek 1200 lira alınca anasına ilaç parası kalmıyor mu? İşte faiz demek, ona ben 1200 lira ekmeği satarken ondan 400 lira faiz diye aldığım için ve onun gözyaşına dert ettiğim için fakir fukaranın gözyaşı demek. Faiz demek, fakir fukaranın ekmeğinin kanı demek. Ben bugünkü düzende tüccarın buzdolabını sattım, masamda su içiyorum. Hayır, bugünkü düzende senin içtiğin o su fakir fukaranın gözyaşı. Çünkü sen buzdolabını satarken 1500 lira, 1,5 milyon önce 500 bin lira faiz ödettiriyorsun. O fakir fukarayı ödettiriyorsun. Bu yediğin ekmek fakir fukaranın kanıdır, canıdır. Faizin manası budur. Ne yapayım efendim? Bu faizleri ben koymadım. Bu düzeni ben kurmadım. Bu vebaydan kurtulmak söz öyle mi? Bunun ilacı nedir bu? Bütün gücüne Refah Partisi için çalışacak. Başka türlü bu vebaden burada faizi sen koymadın ama bu zulüm kalsın diye ne yaptın? Hiç faizciler destekledin. Öyleyse sen zalimsin. Bu sebepten dolayıdır ki adil düzende faiz olamaz çünkü faiz zulümdür. Faiz üretmeyen adama tüketme hakkı verir. Bütün dengeleri dinamitlemek demektir. Üç, adil düzende karşılıksız para olamaz. Ne kadar üretimde bulmuşsa o kadar para olacak. Devlet ayrıca açıktan para basıp piyasaya süremez. Bu adil düzenin anayasa maddesidir. Devlet para basamaz. Devlet vergi koyamaz. Niye? Çünkü para da vergi de halk meselesidir. Halk her şeyin üstündedir. Bugünkü devlet koyuyor, vermezsen polisi var diyor. Kuvveti üstün tutuyor, halkı üstün tutmuyor. Koyarsın, polisi var alırsa ama zalim olursun, o zalimin ahı da, bak serçede olur çıkar, o zalimin ahı da grize olur çıkar. Bunlar durup dururken gelmiyor. Niye? Zulüm devam ediyor da onun. Zalimin ahı var, sahibi var. Bak bunun adına kul hakkı de. Kul hakkı. Yani o fakirin hakkını yiyorsa ama o kuldur, onun Rabb'u var, sahibi var. Sen bunu yersen, senden hesabını sorar. Kul hakkı sözü bunu gösterir. Hak ama kul hakkı, onun sahibi vardır. Bugün kuvvet eline geçirdin, eziyorsun. Ama o sahip senden bunun hesabını sorar. Bu vebalden kurtulmak için, işte adil düzenin kurulması için çalışmaya mecbur. Ben koymadım. Ne yapayım bir yere oturamam, düzeltmek için çalışmaya mecburum. Çünkü ben insanım, çünkü ben iyi insan olmaya mecburum, herkesin iyiliği istemeye mecburum. Adil düzende piyasada satılık ne cins mallar varsa o kadar da para var. Arsalar satılır, teşhisler satılır, standart mallar, altın, döviz, madenler, kıymet maden satılır. Ne kadar arz edilmişse bunlardan piyasaya o kadar da vatandaşın cebinde para var. Herkes istendiği anda malını verip parasını alabilir, parasını verip malını alabilir. Bu esnada herkese eşit muamele yapılır, fiyatlar arz talebe dayalı kriterlerle serbest piyasa seansına süre teşekkür eder. Bakınız şu noktayı açıklamak istiyorum. Adil düzende fiyatlar nasıl teşekkür eder? Önce Türkiye 60 milyonluk bir ülke, bir misal veriyorum. Uzmanlar hesaplanmışlar. 60 milyonluk bir ülkede 40'lık başka ülkeler karşısında mesela buğday 1 milyon ton böyle bir ülke depolarında buğday stoku tutmalıdır. Bu bir uzmanlık hesabıdır. 1 milyon ton Türkiye depolarında toplam olarak buğday tutulacak. Peki adil düzende hatta her bir bucak bir ekonomik ünitedir. Bugün Türkiye'de 1400 tane bucak. 895 tane ilçe, 74 tane il var. Öyleyse bunlar üstüne koyarsam 2300-2400 tane ünite yapıyor. İşte adil düzende bir buğday vakti olacak. Bütün bucaklarda kendisinin deposu olacak.
Kucak dediğimizde 3 bin ile 10 bin arasında insanın yaşadığı yerdir. Ovacık'ta bir depo olacak. Döngel'de bir depo olacak. Bir memur olacak. Nedir şimdi bunun vazifesi? Buğdayı muhafaza edin. Ben buğdayı ürettim. Gittim buğday vakfına. Orada bir adam oturuyor. Hepsi bugünkü banka sistemleri gibi banka makineleri birbirine bağlı. Bak fiyat şöyle teşekkür ediyor. Bir kilo buğday var satacağım. Önce kompütüre basıyor. Kompütür banka makin gibi. Türkiye'deki mevcut 2400 tane depoda şu anda toplam 1 milyon ton buğday var diye gösteriyor ekranında o memura. Kars'ta da bir tabela var. Depolarda 1 milyon ton buğday varsa buğdayın fiyatı 1000 lira olacak diyor tabela. Bana dönüyor diyor ki buğdayını satarsan 1000 lira veririm. Peki diyorum. 1 kilo buğday verip 1000 liraya alıyorum. Eve geldim bir daha satmak istiyorum. Gidiyorum memura gene düğmeye basıyor. Herkes senin gibi buğdayını satmış bu arada. Depolardaki buğday 1 milyon 200 bin dolar. Ne olacak? Şimdi buğday 800 lira diyor. O zaman diyorum ki çok ucuzlanmış. 800 liraya ben buğday al diyor. Ben buğday satın gittiğim halde ucuzlanmış. Önce alıp kendi evimdeki depoya buğday getiriyorum. Ya buğday ucuz gideyim bir alayım diyorum. Gidiyorum düğmeye bir basıyor. Herkes senin gibi 68 bin dolar gibi, şimdi buğday 1200 lira oldu. Ne olacak? Öyleyse satar mı diyorum, satıyorum. Ne oluyor? Bütün depolarda 1 milyon ton buğday sabit duruyor, bunun üzerinde çıkınca fiyat düşüyor, inince artıyor. Böylece depolarda 1 milyon ton buğday kendini muhafaza edin. Fiyatlar piyasaya arz edilmiş buğdaya göre teşekkür ediyor ve böylece ne lüzum duysa, herkes neyi almak istiyorsa, onun fiyatı arttığı için herkes onu üretiyor. Komünizm işte hayati budur. Komünizm neden battı? Çünkü fiyatlar masa başında tespit edildi. Şu kadar ton avize yapmana bu kadar para verecek diyor masa başında. Fabrikalarda koskocaman avizeler döktüler. Herkes küçük avize istiyor, küçük avize yok. Paralar dağıtılmış, ambarlar dolmuş. İhtiyaç yok. Niye? Fiyat masa başında tespit ediliyor da onun için battı. Peki, bugünkü faizli kapitalizmde fiyat nasıl? Bunlar serbest piyasa diye edebiyat yapıyor. 3 tane buzdolabı fabrikası bir araya geliyor. Bunlar da tekel olarak fiyat tespit edip halkı eziyorlar. Ama işte adil düzende sadece üretime göre, arza göre fiyat teşekkür edin. Adil düzen serbest piyasanın bütün avantajına sahip ama kötü lekeli tarafı yok. Adil düzen, adil düzen. Her şey serbest piyasaydı. Şimdi bu başımızdaki masonik zihniyetliler, efendim serbest piyasa serbest piyasa, bundan bizi aldatmadı. Onun serbest de değil. Türkiye'deki üretimi korumayacağız manasında serbest. Ne olacak? Gavur istediği malı satacak, biz üretmeyeceğiz. Serbestlik bu manada kullanılıyor. Öyle şey mi olur? Onlar kota koyuyorlar, kendilerini koruyor. Serbest piyasa demek, fiyatlar arz talebe göre teşekkür ediyor. Asıl serbest piyasa ekonomisi mabit düzenliyor. Kredi. Efendim faiz kalktı. Nasıl ben yatırım yapayım? Kim kime para verir? Şu bizim acıklı halimize bakmış hocaydı kardeşim. Oturup da akıl başında, hatta üniversite bitirmiş kardeşlerimizle konuşurken faiz kalkacak dediğimiz zaman nasıl olacağım faiz kalkar mı diyor. Halimiz şuna benziyor, yani sırtında her zaman 60 kiloluk taş küpesi çalışan, taşıyan bir hamal küpeyi çıkarınca yadırgıyor. İlle kilo olacak sırtında. Ya biz bir anlayı faizle nefret ettik ya. Faiz dedi, yavruyun elme hortum, sövmüş hortumun sırtından ve bu var. Bu faizler toplanıp oraya gidiyor. İşte bak faiz yok. Peki nasıl para bulacağım? İstediğin kadar dura, istediğin kadar kredi. Kredi ne demek adil düzende? Adil düzende temel kaide ne? Herkes ürettiği kadar tüketici. Ama onun istisnası var. Bir insan muhakkaten şartlı olarak ürettiğinden çok tüketim hakkı kullanırsa buna kredi denir. Şartı ne? Geri vereceğiz.
değil. İşte bu Yahudi düzenliğine buradan ayırıyor. Bunlar kredi tüketime verir. Biz de kredi üretime verilir. Bak işte yedi türlü kredi. Önce ortaklık, tıpkı bugünkü gibi. Benim param yetmiyor, arkadaşlar bir araya geldik. İsterse bir fabrika kurup çalışsın, isterse kurulmuş bir fabrikada üretim yaptırır, karı bölüsün. Aynı şeyler adet düzende olacak. Bir, hakkı müktesel kredisi. Ne demek bu? Cebimde 10.000 lira var. Gecenin şu saatine gittim, bankamatiğine yatırdım. Bir sene sonra aynı banka kartımla gidiyorum adet düzende. 120.000 lira çekip bir ay kullan. 30.000 lira çekip 4 ay. 40.000 lira çekip 3 ay kullan. Neye göre hesaplıyorum bunu? Bankaya yatırdığım para çarpı, bankada kaldığı müddet benim kredi hacmimi veriyor. Herkesin böyle bir hakkı var. E böyle olmuşsa ne olur? Aa, hiç kimse adet düzende cebinde para tutmaz. Çünkü banka devlettir. Bak biz özel bankaları kapatmayacağız. Şunu hepinize haber veriyorum. En büyük devrim Refah Partisi iktidara gelmesi. Biz bu düzeni yıkacağız. Biz bu kelimeleri niçin kullanıyoruz? Biz ne komünistiyiz, ne yıkıcıyız, biz yapıcıyız. Bu kelimeleri kullanmamızın sebebi bizim düzenimizin, inancımızın dinamizmini ifade ediyor. Biz canlıyız, biz inançlıyız. Bunları inançla aksiyonel bir şekilde yapacağız. Bunun için yıkma kelimesini kullanıyorum. Ama bazı iş adamları, ay bunlar bir şey mi yapacak? Benim param sarsından mı geçecek diye içimden şüpheleniyor. Onun için acıtıyorum ki yok kardeşim ya. Bu yıkma gelmesine korkma. Bak biraz sonra söyleyeceğim. Bizim yapacağımız ilk yarından itibaren her yapının yapacak olan insan teşvikli projeleri getirdiği zaman faizsiz kredi alacaktır. Böyle bir devlet bankası açacak. Mevcut bankalar bile kapatmayacak. Ama biz bunu açtığımız zaman tabii bizden kredi faizi alan adam gidip de bu kredi faizi bankalardan kredi almayacak. Ne olacak bu bankalar? Ama hayır, bu bankalar bizim tesislerimize ham madde getirip de ortak olacak kar odaklı meselesine dönecek. Kapatmayacak. Bunlar da çalışacak. Ama faiz dedi. Ya üretime katkıda bulunacak, hakkını alacak. Biz kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Bizim düzenimiz barış düzenidir. Biz yıkma kelimesini kırmak, dökmek için değil, ya yapmadaki dinamizmi ifade için kullanıyoruz. Efendim bunlar düzenli, bunlar macera için yapacaklar. Hayır mı? Haklısın sen. Bizim yapacağımız çok belli. Sana faizsiz para vereceğiz. Ne macera? Yapacağımız iş açıktır, basittir. Herkes inanarak savunsun. Onun için bunları konuşuyoruz. Hakkı müntezel kredisi olduğu için kimse cebinde para tutmaz. Bankaya gidip orada durduğu zaman kredi hakkı kazanıyor. Niye cebinde tutayım? Bütün para ekonomiye hizmet eder. Bir, bunun manası demek. Hiç paranı kullanmıyor. Her zaman kardeşim kullanmışım. Ben koymuşum. Bankamatik oraya bağlı olma lazım. O alır kullanır. O kullanmadığı zaman da ben kullanırım. Faiz var mı yok. Niçin bu para faizsiz alındı? Aldığım kadar koyuyorum. Peki enflasyon var mı? Yok, neden? Çünkü bu paralar zaten üretim karşılığı için bir para. Yardım 60 milyon insan bir yardımlaşma sandığıyla birbirine bağlı. Hakkı müntezel kredisi demek bu demek. Diğer bir kredi, emek karşılığı kredi. Ne demek emek karşılığı? Ben bir konveksiyon atölye var. Bugün param yok, işi koyup çalıştıramıyorum. Çünkü işletme sermayem yok. Adil düzen ilan edildiği zaman hiç korkma. Ticaret sanayi odandan konveksiyon atölyem olduğuna dair kağıdını getirdim. Lonçan. Onun atölyesi vardır desin. Bak ne diyorum. Mensup olduğum ahlak kuruluşundan dürüst bir adam olduğuna dair kağıdını getirdim. Dürüstlük yapmazsan sana tezkiye veren o ahlak kuruluşun üyeleri senin verdiğin zararı tazmin edecek. Kağıdını koydum. Ahlak kurulu yapmamışsın. Ehliyet belgesine koydum. Ve de atölyeni koydum. 10 tane makinen vardı senin, bu 10 tane makineye de 10 tane işçiyi aradın, buldun, koydun. Hiçbir zorluk yok çünkü adet üzerinde her bir işçinin
dosyası tarafından çalışırsa ne kadar para ödenmesi lazım? Ehliyetine göre tespit edilmiş kartında yazıyor. Şu 2-5 milyon lira alacak. Her şeyi aynen bir şekilde tespit getirdin, buldun, oturdun mekanın başına. O andan itibaren banka, yani devlet, o 2-5 milyon lirasını ödeyecek. Benim param yok, devlet ödeyecek. Kim borçlanır, ben borçlanırım. Niçin? Fatürenin sahibi benim. Tıkır tıkır işçi parasını alıyor. Çünkü üretim yapıyor. Nasıl ödüyor? Yaptığım konfeksiyonu satıp tıkıyorum. Faiz var mı yok? Neden? Çünkü bu paralar ne kadar verdiyse ben o kadar devlet ödeyeceğim. Bir kuruş fazla değil. Enflasyon var mı yok? Neden? Çünkü verilen para karşısında üretim çıkmış. Sadece ufak bir takdim değil. Yani ambarda olsa ne olur, yolda olsa ne olur? Böyle bir üretimi teşvik ediyorum. Buyur, istediğin kadar adam çalıştın. Bak, kredi şampanyada oynayınca verilmiyor. Çalışan işçiye veriliyor. Emeğe veriliyor. Ben kahvede oturuyordum, adli düzen ilan edilir edilmez. Her ay 5 milyon lira alacak bir potansiyel kazanıyordum. Efendim, adli düzen bana ne verecek? Adil düzen sana her ay 5 milyon lira verecek. Daha ne istiyorsun? Kahvede boş oturan Mehmet'e söylüyor. İstediğin yerde geç makinenin başına, geç bir işin başına, tıkır tıkır paranı al. Diğer bir kredi rehin karşılığı. Çok basit bir şey tabii. Yani bu dayımı şimdi verdim, 3 ay sonra fiyat düşecek mi sattım demiyorum. %80 alıp kullanıyorum. 3 ay sonra fiyat arttığı zaman şimdi sattım diyorum, farkını alıyorum. Böylece rehin bırakarak malımı kredi kullanabiliyorum. Ödenmiş vergi, adli düzende vergi yok. Devlete gelir temlilerine vesile olmak var. Şurada açıklayacağız bunu. Ne kadar ben devlete gelir temlilerine vesile olmuşsam, o kadar ayrıca kredi alıyorum. Bu ne? Yatırım projesi kredisi. Bak bilhassa iş adamı kardeşlerimize açıklıyorum. Baraj İcaret Odan bir vesika vermiştir. Kıvayanlık Bakanı'nın bir hayları verdiği gibi. Şu insan 10 milyar dolarlık bir fabrikayı kurabilir diyor. Demin söylediğim gibi refah partisi gelmiş, proje seferberi yapılmış, İzmir'de 10 milyar dolarlık bir fabrika, motor fabrikası kurulmasını teşvik vermiş, uygundur, lazımdır demiş. Ben şimdi 3 tane vesika koyuyorum ortaya. 1. Teşvikli proje. 2. Odamdan aldığım ehliyet belgesi. 3. Ahlak kuruluşundan aldığım tezkerleri. Bunu koydum mu bittiğini. Madem ben 10 milyar altı bir fabrika kurabilirmişim, madem İzmir'de bu fabrikanın kurulması faydalıymış, madem ben ahlaklı bir insan bitti. 10 milyar lira benim cebimde. İzmir'i gezeceğim, İzmir'i nerede uygun arsa gördüm? Şurada. 500 milyon lira ödenecek, projeme yazılacak 500 milyon lira arsa için önemli. Cam, demir, çimento, makine hepsini aldım, 10 milyar lira fabrikayı kurdum, 10 milyar lira ödendi. Kim ödüyor? Banka, devlet. Faiz var mı yok? Yani çünkü tam 10 milyar lira borçlanıyorum. Enflasyon var mı yok? Çünkü 10 milyar lira çıktı ama 10 milyar liralık bir keksiz kazan üretim yapıyorum. Nasıl ödeyeceğim? Ya satacağım fabrikayı, ya çalıştıracağım dedikçe. Şimdi bugün %50 faizle 4 senede bir kuruluşu yaparsanız, bir meclis konuşmasında söyledim, 4 fabrikanın parasına bir fabrika kurarsınız. %100 faizle 4 senede bir tesis kurarsanız, 7,5-8 fabrika yerine bir tek fabrika kurarsınız. Faiz bu kadar alıp götürüyor. 100 liralık kumaş, 7 kademeden geçtiği için hep faizin faizi biniyor, 711 liraya çıkar bugünkü faiz düzeni. Yani fakir fukara bu faizden dolayı 100 liraya alınacak kumaşı 711 liraya alıyor. Bu faiz böyle bizim boğazımızı sıkıyor. Üretimi azaltıyor, yatırımı azaltıyor, enflasyonu kabartıyor. Kim? Faiz. Bundan dolayıdır ki kim yatırım yapacaksa parası hazır cebinde bilsin. Adil düzende yatırım yapacak insanla, yani iş gücüyle, nimetler arasında para bir mana değildir. Çünkü para
ne ekmeğin tuzudur, ne motorun pistonudur. Parasa tepisen koydur. Üretimi insan gücü ve nimetler bir araya gelerek yapılır. Motor yaparken döküm kolasının içine yeşil dolar doğranır, konma. Ekmek yaparken hamur teknesinin içerisine dolar doğranır, maydanoz gibi ekilmez. Niye? Dolar, para, üretimin unsuru değildir de onun. O itibari bir semboldür. Üretimden sonra vazife görür. Paranın ne bir meydana geldiğinde bir işi yok. Ne bu yatırım projesi? Selen senedi karşılığı kredi. Bu nedir? Benim bir peynir mandıram var İzmir'de. Her sene Haziran ayında 100 seneke peynir yapıyorum. Ama koyun alacak, yem alacak, süt alacak param yok. Mandıram var, o kadar. Geliyorum, bu mesele erbabıyım. Sizi topluyorum. İzmir'de kardeşler, benim şurada mandıram var. İşte ticaret olanlar kağıdım. İşte ahlak vereceğim. Ben 100 seneki şu kalite peynir yapıyordum. Enflasyon olmaz için herkes fiyatlar biliyor. Haziran ayında biliyorsunuz ki bir teneke peynir 10 bin liraya satılıyor diyorum size. Ama şimdi Ocak ayındayız, 6 ay var. Hanginiz 7 bin lira verirse ben ona Haziran'da bir teneke peynir teslim edeceğim. Düşünüyorsunuz, Haziran'da 10 bin lira almaktansa şimdi 7 bin liraya alayım. Ben istiyorum diyor. İsimlerinizi defterime kaydedip cebime koyuyorum. Her birinize 5 Haziran'da şu kalitede bir teneke peynir teslim edeceğim diye bir senet veriyorum, imza mühürüm var, 7 bin liraya alıyorum. Yemimi, sütümü alıp peynir yapıyorum, 5 Haziran günü bir teneke peynir veriyorum, senedimi alıp yırtıyorum. Siz peyniri 7 bin liraya almış oluyorsunuz. Ben işletme sermayemi temin etmiş oluyorum selam senediyle. Ve 100 seneki peynirin müsterisi hazır. Yaptığım zaman hemen karşılığında verip senedi kurtarıyorum. Şarkıda ve sanatlar yapıyorum. Ne var bunda? Çok şey var. Bu söylediğim sistem selam senedi. İsrail'e atom bombasıyla yıkamazsınız. Selam senediyle yıkarsınız. Niçin? Bak, bugünkü Yahudi düzeninde senet parayı temsil ediyor. Ne kadar çok senet varsa piyasada, o kadar çok para var gibidir. Yani senedin çoğalması fiyatları arttırır. Bir, bugünkü Siyonist düzende vade ne kadar uzunsa faiz o kadar çoktur, fiyatlar o kadar yüksek. Vade uzunsa peynir 17 bin liraya, biz 7 bin liraya satıyoruz, Yahudi düzeni 17 bin liraya satıyoruz. 17 bin liraya alıp cebine atıyor. Kim? Yahudi. Onun için bu düzeni o koyuyor. Selam senedi neyse senet malı temsil eder. Şu senet bir teneke peynir demektir. Ne kadar çok senet varsa mal o kadar çok gibidir, ucuzluk denir. Selam senede vade ne kadar ucuzsa fiyat o kadar ucuzlar. 6 ay varsa 7 bin lira verir. 3 ay varsa 8500 lira isterim. Vade uzadığının ucuzluk artıyor, fakir fukarayı koruyor adil düzen. Selam senedi. Bugünkü Yahudi düzeni fakir fukarayı eziyor. Yahu senin söylediğin basit bir senet, senin bu dediğini yarın demir elde yapar. Öyle yapma yok. Neden? Bak benim bu dediğimi geçen asırda Avusturya ve Fransa'da belediyeler yaptı. Hiç parası yoktu. Fiş çıkarttı, şehirleri imal ettiler. Ama hemen arkasından Yahudiler geldi. Avusturya'nın da Fransa'nın da anayasasına madde koydular. Hiçbir kuruluş para yerine kaim olacak evrak tanzim edemez. Hepsi bizim paramızı kullanacak, hepsi bizim kontrolümüzü, hepsi bize faiz ödeyecek. Onun için bak demeyen yarın. Ben duydum da Erbakan'dan selam senedi ben de çıkartacağım derse onun toplantısına da televizyon gelmem. Onu da renkli gazeteler yazmam. Niye? Sahibi var bu faizci düzeni de onun için. Bu adet düzeni tatbik etmek Siyonizme karşı topyekun savaşı göze almayı gerektirir. Yani bu düzen imanla tatbik edilir. Laftan macundan tatbik edilme.
seyrediyor ve dinliyor. Bu hak ve batıl mücadelesi. Ne arz ettim size? 7 çeşit kredi. Hani faiz kalkmaz? Kalkacak da yatırılmaz ya. Buyur. Ne yapacaksın da faiz var arkadaş? Fabrika kuracağım. Al istediğin kadar var. Fabrikam var, çalıştıracağım. Al istediğin kadar. İşçi çalıştıracağım. Al istediğin kadar var. Daha da fazlası. Bak kaç türlü kredi var. Buyur. Ben para istiyorum. Zeytinyağını toplayıp da üzerine fiyat arttırıp ihtikar yapıp fakir fukaraya oturduğum yerde ezmek istiyorum dersen adil düzende ticaret için para bulamazsın. Üretim için. Ticaret bir araya gelip yapacaksın. Krediyle değil. Bankalar işte oraya dönüşecek. O hizmet yapacak. Bekar ortağı olacak. Adil düzende devlet kredi üretime verir. Bak o gün ben mecliste konuşurken o Demirel'e de ekibine bir şey söyledim. Siz darphaneyi çalıştırıyorsunuz Yahudi'ye faiz ödemek için. Biz darphaneyi çalıştıracağız, ormanları, madenleri, tarımı, sanayiyi servete çevirmek için. Onun için sizin bastığınız zarar bizim bastığımız zarar. Siz zulüm sahasında çalışıyorsunuz, mafya gibi çalışıyorsunuz. Ekonomi dediğim zaman ne diyorsun? Mafya nasıl çalışır? Hangi köşede, hangi kamyonuzu bizim ne kadar para çalıyor? Siz de hangi vergi kamyonu ne kadar arttırıp vatandaşlara ne kadar para çalışıyor? Bunun için kafayı yoruyorsun. Nereye hangi zam yapacaksın? Hangi vergiyi koyacaksın? Mafya gibi. Siz şer sahasında çalışıyorsunuz. Niçin? Çünkü İMF sizi o sahaya bağlı. Hayır tarafına geçemiyorsunuz. Vergi yok diyorsun. Erbakan yahu çocuk musun sen? Devlet masrafını nasıl karşılayacak? Bak cevap veriyorum şimdi. Bunlar ne yapıyor? Sabahleyin uyanıyor, KDV'yi %14'e çıkarttım. Niye? Gece rüyasında gör. Neye dayanıyor? Görmezsen polisim var, alırım diyor. İyi ama bu fakir fukarayı eziyorsun. Zalim oluyorsun. Hiç soyun pırıl gözü görmüyor. Niçin? Kuvveti üstün tutuyor. Hakkı üstün tutmuyor da onun için. Adil düzen, hakkı üstün tutan düzen. Devlet de olsan vergi kanunu çıkartamazsın. Hakkı neyse onu alır. Bak adil düzende devlet gelirini nasıl temin ediyor? Bir kere daha kısaca anlatıyor. Demin ki misal lazım. Farz ediniz ki ben 10 milyar alıp bir motor fabrikasını işletebilecek kabiliyette bir insanım. Bana ticaret olan bu vergiyi vermiş. Bu ekip 10 milyar alıp bir fabrikayı yönetir. Yanında yardımcım var, ticaret müdürüm var, malzeme müdürüm var, teknik müdürüm var, biz bir ekibiz, yönetici kadro. Ben bunların mümessiliyim, bu salonda sizi topladım. Dedim ki arkadaşlar, görüyorsunuz ki bak işte ahlak belgemiz, işte loncamızın verdiği belge. Biz 10 milyarlık bir fabrika yönetiriz. Kadromuz bu. İçinizde fabrikası olup da bize yönetirmek isteyen var mı? Önce bunu soruyor. Oradan bir kardeşim seni alıyor. Biz bir şirketiz. Bizim 10 milyarlık bir fabrikamız var. Sizi de tanıyorum. İyi yöneticisi bizim fabrikayı yönetsin. Öyleyse buyurun şu masaya oturun diyor. Geliyor kardeşim, bir masaya oturuyor. Ne lazım bize şimdi? İşçi lazım. Oradan bir sendika temsil kardeşimiz kalkıyor. Ben bu yönetimi tanıyorum, bu tesisi tanıyorum. Bu projeyi inceledim. Bütün işçilerinizi ben vereceğim. İşçiler burada çalışıp çok güzel para alacaklar. İşçinizi de ben vereceğim diyor. Buyur sen de otur diyor. Oradan bir kardeşimiz sendika kalkıyor. Bizim bir şirketimiz var. Bu fabrikanın ham maddesini biz vermeye hazırız. Biliyoruz diyor, inceledik projeyi, ham maddeyi verirsek biz çok kâr edeceğiz. Sen de buraya gel olur diyor, kendi arzusuyla. Ne oldu şimdi? Müteşebbis, tesis, işçi ve ham madde. Motor yapabilir miyiz? Yapamayız. Neden? Bize elektrik lazım, su lazım, ambarcı lazım, muhasip lazım, nakliye lazım. Kim verecek bunu? Devlet.
Derler diyor ki siz 401 araya geldiniz mi? Beşinciniz benim, korkmayın. Bizi teşvik ediyor, destekliyor. Öyleyse sen de masaya otur diyoruz, bitti. Beş şey bir araya geldi. Müteşebbis, tesis, işçi, ham madde ve de devlet. Motor yapar mıyız? Evet. Neden? Her şey var. O ham maddeyi getirmeyiz. İşçi tesisleri çalışıyor. Elektriğimiz, suyumuz, her şeyimiz var. Çalıştı, bir ayda 1000 tane motor yaptı, ambara koydu. Bizim projemiz anayasa nasıl böleceğini belirtiyor. Kanun değil. Çünkü halk çok mühim şeydir adil düzende. Bir meclisin 500 insanın parmağıyla halk bölüşülmez. Halk mukaddes bir şey. Neyse odur. Bunu adil düzende anayasa tespit etmiştir. Uzmanlar da her bir projede bölüşüm nasıl yapılacak? Uzmanlık dairesinde bunu projeye yazmış. Zaten biz ortak olurken nasıl böleceğimizi biliyoruz. Bak takriben söylüyorum, böyle bir motor projesine herkes beşte birini aldı. 1000 motor verdik, biz müteşebbisler 200 motor kazandık. İşçi 200 motor kazandı. Tesis sahibi 200, ham madde 200 ve de devlet 200 motor kazandı. Şimdi işçi otobüs parası verdi, kantine parayı da ama 200 motor giyince işçi kazançtı. Devlet elektrik verdi, su verdi, 24 kişi hizmet ama 200 motor giyince o da kar etti. İşte böylece devlet bir işçi gibi bizim ortağımız yaptığı katkı karşısında kendi hakkını aldı. Sistem budur. Başka da bir vergi yoktur. Onun için bak adil düzenliğe riayet 7 tane temel kaidesini söylüyorum. Bir, devletin hizmeti karşılığı aldığı haktır. Böyle karak düşü, rüyada görüp vergi koymak yok adil düzen. Bu vergilerin hepsi zulümdür. Hepsi haksızdır. Hepsinin birbirine lav edilmesi lazım. Hiçbirisi hiçbir şey yaramıyor. Sadece üretimi pahalaştırır, sadece ekonomiyi frenler. Bir tek vergi vardır adil düzen. Üretim bitecek, vergi alınacak. Ve vergi üretimi bilsinler. Vergi ödeyeceğim, vergi alayım, malım yok varsa satmaya mecbur değil. Ambara koyduğum zaman tabii sakın. Zaten selam selam diye çalışıyorsak parayı çoktan almışız ki. Yerlikten vergi yok. Herkesin üret ücreti net ücretine eşit. Kimse vergi kaçırmaz. Vergi beyana göre. Çünkü vergini ne kadar çok veriyorsan, devlete ne kadar çok gelir payı kazandırıyorsan, o kadar çok ödenmiş vergi karşılığı kredi alırsın. O kadar çok hizmet alırsın, malın o kadar büyük yere sigortalı. Beyana tabi. Vergiyi çok veriyorsan, gayrimenkulü değerli olur. Hisse senedi yüksek olur, istimdat edebilecek. Üretimden alınacak pay, anayasayla verilir. İşte 7 tane temel kaide. Peki böyle olursa devletin geliri ne kadar olur? Hemen bir hesap yapalım. 1991 senesi. Türkiye'nin üretimi ne kadar? 110 milyar dolar. Nereden üretilmiş bu? Sanayiden, tarımdan, hizmetlerden. Bunlar hepsi devletin katkısına muhtaç. Sanayiye elektrik vermiş, tarıma devlet çeşitli katkılarda bulunmuş, toprağa vermiş. Öbür taraftan da hizmetlerde aynı şekilde nakliyatından elektriğine kadar devlet hepsine katkı yapmış. Öyleyse devlet bütün bu 110 milyarın takriben 5'te 1'ini alacak ortak olan. Ne yapar bu? 22 milyar dolar. Bu kadar mı? Hayır. Türkiye'de sanayi yatırımlarının yarısının sahibi devlet bir oradan tesis payı alacak. Bu ne kadar tutar? Bütün diğer tesis paylarını hesaba katarsan, mahalleni var, toprağı var, ormanı var, 100 milyar dolar da bu tutar. Yani devletin 150 milyar, 22 milyar dolar alıyor, bütün bu katlar tesis paralarından bir o kadar daha alır. 22 milyar ne yapar? 150 trilyon. 100 trilyon tesis hakkı aldı, 250 trilyon. Bu kadar mı? Hayır. Devlet kullanılmayan sermayeyi muhafaza ediyor. 40'ta birini alacak, zekat alacak. 300 trilyon. Peki 91 senesinde bu taklitçilerin topladığı vergi ne kadar? 80 trilyon.
bütün vergileri kaldırdı. Biz 300 milyon paramız var, bunlar 80. Bir de makine yağlanacak. O ne olacak anlatacağım. Bugün vergiler faizle bütün makineleri paslandırıyor. Makine yağlanacak. İşte zengin devre. İşte zengin vasalar. Çünkü herkesin bir üzerinde bir. Herkes istediği işi yapabiliyor. Zengin devre, zengin vasalar ancak adil düzenle olur. Bakınız bir dakika. O kadar açık bir şey söylüyoruz ki biz bu sene Berlin'de bu adil düzen konusunu Alman profesörlerle bir kere daha gözden geçirdik. Her sene 3 yıldan beri onlarla görüşüyorum. Çünkü sanayinin, ticaretin, dünyalık meseleleri onlar çok iyi biliyor. Onların suallerinden, münakaşalarından biz hangi detayda, hangi hakkaniyete bir alınması lazımdır konusunda uyarılıyoruz ve faydası olur. Şimdi bu konuşmalarda bak, kendilerine ben bir şey söyledim. Söylediğim şey şu, 40 sene evvel bu yollar tanklar üzerinde çalışmak için Almanya'ya gittiğimiz zaman Almanya harften çıkmış, yeni kalkınıyor. En mühim mesele, aman aldığımız parayı israf etmeyelim, verimli kullanalım. Bütün üniversite profesörleri seferber olduk. Her ilde, her ilçede verimlilik diye konferans verin. Verimliliğin adı Almanya'da rasyonalizasyon. Yani her sahada verimli çalışmalıyız diye bütün milleti uyandırıyorlar. Bizi bulunduğumuz Aachen şehrine Almanya'nın en meşhur bir profesörü gelmişti. Bu profesör verimliliği anlatırken konferansında şöyle başladı. Bak verimlilik dedi, ben size anlatayım dedi. 40 senedeki bir olay anlatıyor. Şimdi bir büyük şehir var. Bu şehrin şurada bir meydan var. Bir dilenci burada dileniyor. Ben dileni sermiş. Şehrin burasında da stadyum var. O esnada maç olduğu için 100 bin kişi de bu stadyumda duruyor. Bu dilenci bu boş meydanda duracağına mendilini toplar da stadyumun önündeki meydana gelirse işte bu rasyonalizasyondur. Daha çok kazanır dilenci çünkü ahali buradadır. Adam bu kadar basit misalle tarif ediyordu. Verimli çalışmak bu kadar yoksa aç kalırsın diyor. Şimdi ben bunu Alman profesörlere söyledim. Ve onlara, bak siz o zaman bunu yapıyordunuz, halbuki şimdi adil düzene döneceksiniz, adil düzen nedir size anlatayım dediğim zaman şu misali verelim, bilhassa tüccar sanayici kardeşlerimin dikkatini düzen. Bak bugünkü Yahudi düzeninde, Berlin'den Bonn'a koşacaksın. Önce koşup listene girmek için 2 milyon mark istiyor. Bugün de yatırım yapmak üzere sen şirket kuracaksın, pul parası, vergi, vergi, daha başlarken. Ondan sonra her 100 metrede bir turnikede para ödeyeceksin. Her kademesinde üretimin vergi ödeyeceksin, faiz ödeyeceksin. Para ödeyeceksin. Böylece ona geldiği zaman sana 5 milyon mark vereceğim diyor. 2 milyon baştan almış, 1 milyon da yolda almış. Bir de koşarken bir ayağına faiz pranga güllesine bağlamış, öbür ayağına da vergi pranga güllesine bağlamış. Böyle koşacaksın diyor. Faizci düzende iş adamının hali budur. Önce parayı yatıracak. Parası olmazsa koşuya bile giremez. Sonra bu prangalarla koyacak. Her 100 metrede bir faiz verecek, belli verir. Bak Alman profesörü dedi ki ya bu maksat buradan buraya koşmaksa kaldır mıydı bu kayıtta? İstediğin gibi rahatça koş arkadan 5 milyon dolar değil. Koşu bittikten sonra 2 milyon var. Bir keseceklerini arkadan kes. Herkes koşsun. Bu kadar basit bir şey söylüyor. Prangayla mı koşmak kolay, serbest koşmak? Adil düzen bu kadar değerli bir düzendir. Bu sebepten dolayıdır ki herkes adil düzene geçmeye mecburdur. Kimse dediği, bilmediği, düşünmediği için, Yahudi propagandasına kapıldığı için bu düzeni suni olarak yürütmeye çalışıyor. Adil düzene geçtik mi ne olacak? 1200 liralık ekmek 400 lira edecek. Çünkü faiz kalktı. Çünkü bütün vergiler kalktı. 1200 liralık ekmeğe bugün 1200 liraya bir ekmek üretiyorsun. Bir kişi çalışıyor. Ama 400 lira indirip 1200 liraya 3 kişi çalışıyor. İşletme sermayesi 3 kişi çalıştıracak.
Bugünkünün 3 mesleğin zan kavgasında işsizlik kalmam. Ekmek bize 400 lira olur, herkes ekmeği bizden almaya mecbur. Bak, Almanya'da bugün %10 faiz var, bunların faizleri bizim gibi yüksek değil. %35 de verdi. Onun için üretimleri pahalıdır. Bizim üretimimizin içerisinde hiç faiz hiç öyle yok. Almanların hiçbiri bizimle rekabet edemeyecek. En ucuz mal bizde o. Onlar da yarın bir şey yapacaklar. Yahudinin gücü bu zulmü devam ettirmeye yetmeyecektir. Bunu anlatıyorum. Yeter ki herkes gerçekleri duysun. Bu ekonomik gayret, polisiye tedbirlerle burada yürüyemez. Seni ezeceğim diyemez. Herkes buraya dönecek. Bak bizi Doğu Almanya'dan davet ediyor 6 aydan beri. Vaktimiz olmadığı için daveti icap edin. Niçin? Çünkü batıdakiler gitti, oradaki verimli fabrikalar satın aldı. Geriye kalanlar teknolojiniz geri, uğradık satacaksınız dedi. İşsizler ordusu çıktı. Almanya'da bu diye bir şey kalmadı. Niye bizi davet ediyor? Adil düzen duydular. Acaba biz Batı Almanya'dan teknolojik bakımdan geriyiz ama ekonomik sistem itibariyle öne geçip de onlarla rekabet edebilir miyiz? Evet edebilirsiniz. Çünkü onlar da %10 faiz, %35 vergi karşılığı üretime bu bozuk bir sistemdir Batı Almanya. Siz bir eyalet içerisinde bütün faiz vergi zincirlerini kaldırırsanız en ucuz üretim sizde olur. Ve teknolojide gerisiniz ama ekonomik sistemde ileri olduğunuz için siz batıya alt edebilirsiniz. Adil düzen böyle ideal bir düzendir, böyle avantajlı bir düzen değil. Şimdi bu çivi çaktıktan sonra peki bu düzeni böylece tatlı bir şekilde yürürlüğe koyacaksınız. Daha ilk günden itibaren bu düzen çalışmaya başlayacak. Öbür faiz düzen çalışmayacak. Çünkü faizsiz para verirken kim gidip onlardan faiz bu var. Bizim açacağımız bankalar çalışacak. Öbür bankalar ham madde temin eden kar ortaklığı şeklinde gelip üretime karşısınlar da üretime dönük hale gelecek. Üretim değil, üretime dönük hale. Ama biz kimseye bir şey yasaklamayacağız. Düzen onları bu hale getirecek. Getirecekleri ne olacak? Şimdi bak çözümünü veriyorum size. İşte bu. Bu ne? Onların düzenini demin size anlattım. Onların düzeninde ne var idi hatırlıyorsunuz. Aman bu şekli hatırınıza tutun dedi. Keşke iki tane kalp olsa da onu da şimdi yan tarafa düşürüp bir kere daha hatırlatsam. Perdemiz küçük olduğu için düşüremiyorum. Ama hatırınızda bak şurada ana kompası vardı. İMF motorunu çeviriyordu. Burada TRT vardı. Burada gazeteler vardı. Şalite taklitçilerine basılmıştı. Şimdi Şalite Refah Partisi'ne başlayınca, Refah Partisi iktidara gelince ne olacak? Seçim sandığına gelen ceryan bizim temelimiz inanmıştır, imandır, buraya gelir. İman transformatöründe güçlenecek. Seçimden alınan oy iman transformatöründe güçlenecek, aksiyona dönüşecek. İman içinde ne var? Biz Türkiye'yi Almanya'nın da İspanya'nın da önüne geçireceğiz inancı var. Nasıl geçireceğiz? TRT değil, edebiyat değil, bizde ilim var. Nasıl geçireceğiz? Bütün Türkiye'deki zenginlikleri seferber edeceğiz. Projeler yapacağız. Ranta bir proje. Burada ilim olacak. Bu projeleri tatbik ettireceğiz. Nasıl? Milli görüş motoruyla. Milli görüş motoru Refah Partisi pompasını çalıştıracak. Peki Refah Partisi pompası vatandaşın kanını emip Yahudi'ye mi basacak? Hayır. Ne emecek Refah Partisi pompası? Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetleri. Ne bunlar? İnsan gücü. 9 milyon insan kahvaltı olacak, fabrikada çalışacak. Başka madenler, ormanlar, topraklar, meralar, yedi türlü iklim, akarsular, doğal güzel. İşte bunlar paraya dönecek. Nereye gidecek bu paralar? Nasıl dönecek? Madencilik yatırımları olacak. Kısmetlerde yatırım olacak.
hayvancılık da olacak, ahlaklı turizm. Bak biz turizme karşı değiliz. Biz çıplaklığa, biz etse karşıyız. Yoksa adil düzen gelince 1,5 milyar Müslüman ülke buraya gelecek. Avrupalılar da buraya koşacak, adil düzeni öğrenmek yerinde görmek için. Asıl turizm patlamasını biz yapacağız. Ama çıplak gelmeyecek, adam gibi elbisesiyle gelmeyecek. Tarım sahasında hayvan, ormancılık, küçük sanayi, sanayi, ağır sanayi, nilihar sanayi. Bak söz buraya gelmişken, şu evimdeki mikrofonu bırakacağım, size bir işaret yapacağım. Şu işareti unutmayın. Ne işaret ediyorum size? 10 tane parmak. Bu 10 parmak neye tekabül ediyor? 10 sahadaki hazinelere. Bak burada 10 tane yatırım sahası. Ne bunlar? Madencilik, hizmetler, hayvancılık, ahlaklı turizm, tarım, ormancılık, sanayide küçük sanayi var, sanayi var, milli harp sanayi var, ağır sanayi. Biz ağır sanayi zannettiğimiz zaman bunlar bize merkez zannediyor. Halkalı sanayi zannediyor. Ve zamanla ağır sanayi demek, fabrika kuran fabrika kurmak demek. Ağır manası bu. Yoksa hantal, teknoloji de gerek. Efendim teknoloji aslında. Öyle mi? Akılsızca. Sen daha ağır sanayi ne demek? Tarihi bilmiyorsun. Kiloyla ağır zannediyor. Kafa yok ki. Görmemişler ağır sanayi. Tabii ki abisi de var, bunda yok. 10 tane kaynak. Bak ne olacak? Bu zenginlikler, bu yatırımdan paraya dönecek. Nereye yakacak? Vatandaşın cebine, Yahudinin cebine değil. Sonra hazineye yakacak. Sonra biz kardeş Müslüman ülkeler yardım edeceğiz. Biz çok zenginiz. Türkiye aslında çok zengin. Refah Partisi bu milleti ne kadar zengin olduğunu gösterir. Bak, Cevdet Sunay hacca gittiği zaman Suud Kralı Faysal'ı rahmetliye bir söz söylüyor. Diyor ki sizde petrol var, siz zengin ülkesiniz. Rahmetli Faysal ona ne diyor? Bilakis asıl zengin ülkesisiniz diyor. Çünkü Cenab-ı Hak bize bir defa petrol vermiş, biz kullana gidiyor. Size her bahar geldiği zaman bizim petrolümüz kadar topraktan ürün fışkırıyor. Bizi burada bir tane ot bitmiyor. Her sene sizin için petrol kadar zenginliğiniz var. Neden? Cenab-ı Hak çünkü bu imkanları bize vermiş, onun için Faysal doğru söylüyor. Bu zenginlikler hazineye gelecek. Hazine bunun bir kısmıyla 24 çeşit hizmeti yapıp bu yatırımları destek, bu borunu gösteriyor. Hazine bütün fakirliklere destekleyecek. Sosyal adalet. Herkes insanca yaşayacak. Bir tane ağaç açık kalmayacak. Hazine kardeş Müslüman ülkelere yardım edecek. Hazine vatandaşların yatırımlarını destekleyecek. Söylediğimiz kredilerle. Ve bu zenginliklerle vatandaşlar hakkını alarak üretimler. Bunlar da zengin olur. Zengin vatandaş, zengin devlet. Kardeş Müslüman ülkelere yardım eden lider Türkiye. İşte bu onun şaması. Efendim kalkınacağız, paranız nerede? Ne parası? Deminden beri ben ne diye çırpınıyorum? Ya para ekmeğin tuzu değil, motorun pistonu değil, parayı biz basacağız. Sen üretimi getir, getirdin kadar para basın. Para ne? Para üretimin unsuru değil. Zenginlik üretimden gelir. Bak bunlar da bizim aramızdaki en büyük farka bakın. Bu taklitçiler Emlak Kredi Bankası'nın müdürünü en mühim adam zannediyor. Bize göre en mühim adam makine kimyanlığı müdürüdür. Niye? Bu insan ağır sanayi kuracak, bu insan üretim yapacak, aramızda fark var. Peki ben bunu 23 sene sonra mı geldim size söylüyorum? Hayır. Biz milli görüş olarak 74-78 arası hükümette bulunmam. Hangi bakanlıklar aldık biz? Emlak Bankası mı? Hiç böyle bir hevesi düştük mü? Biz Sanayi Bakanlığı'nı aldık. Biz Tarım Orman Hayvancılık Bakanlığı'nı aldık. Niye? Üretim burada olur onun için.
biz üretim sahasında, biz hayır sahasında çalışıyoruz. Bundan şer sahasında çalışıyoruz. Nereden vergi, nereden faiz? İşi bir borsa oyun. Yahu sen şu üretimi yap, para ortaya çıksın, onu saklaması kolay. Parası yok. Üç kağıtçılıkta para elde edeceğim sen. Oradan oraya borsaya koyar, burada diyor, ne bunlar ya? Bunlardan para çıkmaz. Bunlarla sadece halk soyulur. Aramızdan biz geldik de ne oldu? Buğday üretimi 10 milyon dolar, 18 milyon dolar çıktı 4 sene. Et üretimi 125.000-625.000'e çıktı. 200 tane ağır sanayi fabrikası başlandı, 70 tanesi bitti. Onların hepsi bittiği zaman yılda 6 milyar dolar fabrika içinde. 6 milyar dolar da yan gelirinden Türkiye'ye gelir, temin edecek fabrikalar onlar. 12 milyar, %12 kalkınma hızını sadece ağır sanayi temin eder ve de 1 milyon insana iş yeri hazır. Bak biz neyle uğraşmışız? Biz üretimle uğraşmışız. Yani nimetleri zenginliğe çevirmekle uğraşmışız. Ne zaman? 23 yıldan beri. İşte bunlarla aramızdaki temel fark bu. Bunlar tüketici. Para basıyor, tüketime veriyor. Biz üretime vereceğiz. Biz üretimi geliştireceğiz. Çünkü zenginlik üretimin Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin içindedir. Onun için Yahudi borcunda değildir. Böyle söylüyorsun da efendim ne zenginlik var? Haa, işte bu. Biz çok zenginiz. İşte bak ne oluyor musun? Türkiye'nin rantabil maden haritası. Görüyor musun bak trilyonlar hepsi yerin altına koyduk Cenab-ı Hak. Bunların her birisi hangi çeşit madendir? Bu tabii bir kütüphanenin özel haritası. İşte zenginlik. Yahudi'den borç almayacak Cenab-ı Hakk'ın şu toprağın altına koyduğum an kahvede oturan boş kadar bak parasız nasıl zengin olacak? Şu kahvede olan boş kadarını getirecek, şu taşı kır, şu kamyona yükledecek. Bak burada her bir işaret sonu 200 dolar demektir. Şu taşı kırıp yükledin mi 200 dolar alacaksın. Ne parası? Para dolu. Para dolu. Bunların hepsi para. Şimdi bak, projeler hazırlıyoruz dedim ya size. Madencilik sahasında size 4 tane özel proje sunuyorum. Bu özel, biz burada bir fikir vermeye çalışıyoruz. Bunlar her birisinin arkasında bir kütüphane var. Türkiye'de çok kıymetli uzmanlar var. Biz bunların hepsiyle irtibattayız. Hepsiyle şimdiden hazırlık yapıyoruz. Bak bu projeler daha 1982'de hazırlanmıştır. 85'ten 2000 yılına kadar eğer Türkiye şu bir numaralı maden alternatifini gerçekleştirirse senede 10 milyar dolar üretimini arttırır. Bu bir paket. 10 milyar dolar üretim artır. 6 milyar dolar ihracatımız artar. Şimdiye kadar ihracat 13 milyar. 6 artacak ne demek? %50 artacak. Peki bunların bugün yaptıkları maden ihracatı ne kadar? 350 milyon dolar. İthalatı ne kadar? Petrol hariç 850 milyon. Bunlar eksi 500 milyon dolarla çalışıyor. Biz dünyanın maden ihracatı en zengin ülkesiyiz. Gördüğünüz haritayı. Dünyada 9 trilyon ton maden üretiliyor. Türkiye'de 70 milyon ton. Ne demek Türkiye dünya üretimi 100 binde bir üretiyor. Türkiye dünyanın %1'i. Yani üretimimizin yapmamız ya üretimin binde bir üretim. Ne demek? Bize madencilik başlamamıştır. Eğer bu proje bir numaralı alternatif tatbik edilirse 800 tane maden işletmesi 2000'e çıkacak. Halen 800 işletmede 140 bin kişi çalışıyor, 250 bin kişi işletmede çalışacak, 250 bin de yansıran yarım milyon insan madende çalışacak. Bu projeleri yürütmek için 500 milyon dolar dış ödeme, 8 milyon dolar iç ödeme lazım. 15 yıl ama her yıl 10 milyar dolar gelir artacak. Bir kere 20 milyar dolar alacağız, her yıl 10 milyar dolar alacağız ondan sonra. Nereden olacak bu parayı? Basacağım.
Bunlar basıp faize veriyor, biz basıp şu köylüye vereceğiz, gel burayı kaz diye. Ama arkasından bu zenginliği ayağa kaldıracağım. Ne lazım? Bugünkü yönetimle bu iş olmaz. Bak içinizde çoğumuz, bizim gümüş motor kurduğumuz yıllar biriz. Biz sene 1957, rahmetli Menderes'in yanındayız. Kendisine işte bütün projeleri hazırladık. 1.300.000 dolarlık makine alacağız. Bize de bir tahsis ettiğimiz günü hatırlıyor bugün. Şöyle elimden tuttu. Çok özel bir sevgisi ve çok büyük bir sevgi var. Dedi ki, bak ben köylüyüm. Bu senin yaptığın motorları ben kullandım. Kaç misli verimi arttırdığını da bizzat yaşadım. Sen devletin yapamadığı işi yapıyorsun. Onun için bugün bizim hediyeli senesine ilaca verecek bir dolar paramız bile yok. Ama ben bu kadar iyi bir iş yaptığına inanıyorum ki sen otelinde oturacaksın, zahmet edeceksin. Döviz tahsis eden Koordinasyon Bakanı Abdullah Bey'e ben söyleyeceğim. O tahsis imzalayıp senin oteline getirecek. Dedi ve de öyle yapıldı. Niye? Bu üretimin sanayinin kıymetini biliyordu da onun için. Sonra bütün biz fabrikayı kurarken sık sık gelmiştir. Ve o esnada kendisiyle birçok özel görüşmelerimiz olmuştur. Bir misal olsun diye söylüyorum. O görüşmelerin bir tanesinde mesela şu olay yaşadım. Benle konuşurken aklına gelip hemen telefonu açıyor. Ne soruyor? O gün Haydarpaşa'da rıhtım yapılıyor. 9 tane büyük blok taşı konacak. 9. taş kuruldu mu kurulmadı bunu soruldu. Yani başbakan üretimle meşgul. Lafla değil, cekcak macunuyla değil. Başbakan dediğine de mikrofondan mikrofona koşmayacak. Ya şantiyeden şantiyeye koyacak. Şu maden projesi ne oldu? Bu orman projesi. Bu sanayi projesi niye? Zenginlik üretimden çıkıyordu. Bunların hiçbirisini yapmaz da bir hükümet, bir odanın içerisinde, vergiye kadar, faize kadar, paket ne? Ne paketi de? Senin bu paket dediğin dinamik paket. Mafya bu. Niye? Maksadın nereden ne kadar devre alacaksın, ne kadar zam yapacaksın. Üretimle uğraşmıyor, üretimle uğraşmıyor. Bu zihniyette bir geniş meselesi hallolmaz. Bak o kuşlar zahmet milletvekili çıktı geldi. Sayın Erbakan böyle söylüyor ama bu kumaştan bu kadar çıkıyor dedi. Sonra ben ne dedim? Yine bu kumaş niye küçük? Çünkü bak bu demiren 7 defa geldi. 7'sinde de aynı işleri yaptı. Asıl üretimi genişletme sahasında çalışmıyor. Onun için var. Onun için bizim milli gelirimiz 10 milyar. Onun için İspanya'nın 500 milyar. Bak şimdi milli görüş geliyor. Şahıslar mevzu bahis değil, zihniyetler. Şimdi inanan insanlar eline palayı almış, bunları kovalıyor. Sizi taklitçiler siz. Bizi siz geri bıraktınız. Bizi siz oyaladınız. Bizi siz bu hale getirdiniz. İşsiz ve aç bıraktınız diyor. Bu taklitçi zihniyet tasfiye olacak ki milli görüş bu hamleleri yapsın. Efendim ben bu kadar bir motor projesini geliştiremem madem. İkinci bir alternatif. 1,5 milyar dolar arttırıldı geliri. 2,1 milyar dolarlık yatırımla 6 yılda bunu gerçekleştirebilirsin. Bunun da proje paketi elimizde hazır. Etti ikinci alternatif. Bir üçüncü alternatif size sunuyorum. 29 tane maden projesi. Bu 29 tane maden projesi, bak hepsi yerini göstermiş. Listesize bakıyorum. Vaktinizi almak için söylüyorum. Bu 29 maden Türkiye'nin yıllık gelirini 15 milyar dolar arttırıyor. Şu proje 15 milyar dolar, 29 tane yatırım yapılacak. Bak bunlardan bir tanesi size söyleyeyim. Şurada Ankara'da 14 numara var. Ne bu? Beypazar soda tesisleri, İntegre soda. Soda bugün petrol kadar mühim bir ham madde. Çünkü gördüğünüz petrokimya dünya kadar soda kullanıyor. Camdan suni yapar. Hepsi de temel bir madde. Cenab-ı Hak da bunun en güzelini bize verir. Beypazar'da eskiden Tuz Gölü gibi bir göl var. Bu göl çökmüş, çökmüş, çökmüş. Şimdi bugün tarla olmuş. Ama
o eski gölden çöken soda alt tarafta damlıyor. Üstünü de kömür oluyor. Kazmayı vuruyorsun, kömür çıkıyor. Tuz gölü kadar geniş bir sahada. Altına iniyorsun, soda çıkıyor. Dünyanın en iyi soda madeninin soda nispeti %40. Buradan kadar %80. Sodanın dünyanın en kalın yerinde tabakası 2 metre. Buradan kadar 40 metre. Ve de bir deniz kadar. Bunu makinakin metanın uzmanları hatta metanın gizli olarak araştırdırdılar. Biz de bu işe numaylar karışıyor. Böyle faydalı şeyi araştırdırmazlarsa. Teferruata girmeyip tam araştırmalar bittiler. Bu büyük sıraklar tespit ettiler. Ertesi gün milli bir şeyde resmi gazetede bir ilan. Ne bu? Bey pazarı sodalarının Amerika'daki falanca soda şirketi işletecekti. İşletme hakkını onlara sattığı vermişti. Niye? O Amerikalılar bu sodayı almazsa iflas edecek de onu. Bak şimdi Refah Partisi meclise verdiği araştırma önerilerinden birisi de madenleri ne yaptığınız önermesi. Bütün bunlar didik didik araştıracak. Şimdi bugün hükümet madencilikte dış sermayeyi koşturacağız bir program. Niye? Dış güdüm. Ne anlatıyorum size? Cenab-ı Allah çok büyük nimetler veriyor. Biz çok zenginiz. Çok güçlüyüz Allah'ın izniyle. Bak ikinci bir kademe. İşte burada da 29 tane proje. Demin 29, bu 27. 27 tane proje. Bu da ikinci derece. Hepsi dünyadan daha üstün. İşte Doğu Anadolu bak. Güneydoğu. Kalkındıracağız neyle? Bu madenleri işletelim. Bunlar ne yapmış? Hiç. Güneydoğu meselesi mi? Şuraya şöyle bir cekkaç macunu sürüyor. Altı kan veren oluyor. Metotları bu. Başka bir şey yok. Edebiyat. Halbuki bu zenginlikler var, bunlar ciddi çalışmak istiyor. İşte size bak madencilikte 4 tane alternatif sundum. Bunların her birinin ayrıca projesi var, İzmir'de tedbiri var. Şimdi geçiyorum, bu ne? Ormanlar. Bak başka bir şey, başka bir hazinenin haritasını koy. Burası Türkiye, başka yer değil. Efendim bizde orman var mı bozuk? Ne dedik de söylüyorsun, arkası da. Bak bu haritada 4 çeşit orman mariyarını renkte gösterilmiş. Burada yeşil renkte sanayi kerestesi üretmeye mahsus 1. sınıf ormanlı, iyi ormanlı. Bak tam Afrin'den başlıyor, Karadeniz'in birçok yeri. İşte burası bak İzmir, İnegöl, bütün bu bölgeler ısrarca dünyanın en mükemmel ormanları. Geliyor Toroslar. Bu yeşiller 1. sınıf orman. Kırmızılar da odunluk 1. sınıf orman. Diğer sarılar derece derece bozuk ormanlar. Peki bizim 1. sınıf ormanlarımıza kadar bak bütün bu renkli yerler 20 milyon hektar tutuyor. 1. sınıf ormanlarımız odunluk ve keresteki yetkunu yuvarlak rakamları söylüyorum 9 milyon hektardır. Almanya'nın 1. sınıf ormanları ne kadar? 6 milyon hektar. Bizimki 1,5 misli fazla. Almanya 6 milyon hektardan yılda ne kadar milli gelir elde ediyor? 6 milyar dolar. Biz 9 milyon hektardan ne kadar gelir elde ediyoruz? Eksi 500 milyar Türk lirası. Eksi. Zarar. Neden? Çünkü hazineden para veriyor. Meclis konuşmasında söyledik. Niye kıyameti koparttığımızı anlıyor musunuz? Yağmurda hazineler yatıyor. Bak bizim ormanlarımızın bugünkü ağaç varlığı tam milli gelir kadardır. 110 milyar lira. 110 milyar dolar. Şu ormanları bugün kessek odun ve kereste olarak değeri 110 milyar dolar. Ormanların ömrü 30 senedir. Ne demek bunun manası? 30'da birini keseceksin, plan ödeyecek. 30'da bir plan. 30 sene sonra tekrar ödeyeceğini tekrar keseceksin. Ortalama 30 sene. Kesmezsen 30 senede çürür. Ne demek bunun manası?
110 milyarlık varlığım var, 30'da birini mecbur endişeleyecek. Yani 3,5 milyar dolar mutlaka yılda geri temizleyecek. Etmezsen çürütüyorsun. Ama bu 3,5 milyar dolar geri temizlemek için biraz sonra göstereceğim. 2,5 milyar dolar ormana para vermen lazım. Vermezsen 25 milyar doları kaybettin. 25 milyar, 25 trilyonu kaybettin. 2,5 trilyon vermezsen 25 trilyon Türk lirasını kaybettin. İşte mecliste bunun için kıyameti koparttık. Ama bizim ne dediğimizi anlayan yok ki. Anlayan yok. Ya bu 2,5 trilyonu ormana vermezsen 25 trilyon zarar ediyor. Bir insan parayı basıyorsun, faize vereceğine koyuyor. Hem orman kölüsünü aç bırakıyor, hem ağaçları çürütüyor. Başka ülkede olsa basın, bu hükümeti 3 gün ayakta tutmam. Bunlar o kadar mühim konular ki, göz göre göre milletin trilyonları israf ediliyor. Bak, işte size hesap. Bunlar uzman hesapları. 2,5 trilyon masraf verirsen, 25 trilyon takriben odun ve kereste elde edersin, odun giderler. Bunu vermezsen bunlar çürüyor. Vermiyor bunu, bunları çürütüyor. Kaldı ki bizim bu 25 trilyona ilaveten, bak bir ilave proje takdim edeceğim ama önce şu rakamları göstereyim. Verimli orman, iyi koru, yani kereste, sanayi kerestesi 6 milyon hektar. Baltalık 2,6 hektar, toplam 9 milyon hektar. Demin söylediğimin bozuk ve iyilerine ait bir rakam tablosu. Türkiye'de 130 bin hektarlık kavak plantası var. Çok kolaylıkla bu kavak 400 bin hektara çıkartılabilir. Bunu 400 bin hektara çıkartmak için sadece 135 milyar masraf edeceğiz. Buna mukabil 8 trilyon yılda para kazanacağız. 8 trilyon ne demek? 1,5 milyar dolar. Bunların kalkınma hızı %1,5. Onun için biz bunlara diyoruz ki sizin bütün bu kalkınma hızınızı milli görüş bir tek kavak projesinde. Her şeyinizi koyuyorsunuz, milli görüşü bir kavağa kadar yapamazsınız. Rakamlarla konuşuyoruz, projelerle konuşuyoruz. İlimle konuşuyoruz. Bak bizim çamamızda temelimiz palavra değil. Temelimiz iman ve ilim. Buna inanacaksın ve bu ilimle işin üzerinde yürüyeceksin. Zengin olmak böyle mümkün. El alem böyle yaptığı için zengin. Hayır. Şeyi getir bakayım. Şu tarım bölgeleri. Size ormanlardan bir misal verdim. Ormana ait daha pek çok projelerimiz var. İşte şu. Bu ne? Orası gene Türkiye. Ne gösteriyoruz şimdi? Bak Türkiye'de gördüğünüz gibi 9 tane tarım ve hayvancılık bölgesi. Türkiye'nin her yerinde tarım özelliği var. Her yerinde hayvancılık özelliği var. Şimdi bugün Türkiye eğer bu hayvancılığıyla ilgilenirse öyle bir hükümet olacak ki bu 9 bölgenin hayvancılığından meşgul olur. Tarımından meşgul olur. Bugün bunu düşünen yok. Sahibi yok. Biz bu bölgeler hepsinin ekolojik şartları ayrı. Türkiye'nin haritaları yapılmıyor. Bu 9 bölgeye uygun tarım çalışması, uygun hayvancılık çalışması yaparsak ne olur? Tarım ve hayvana sahip olsak ne olur? Onu değil. Şimdi bak şunu buraya koyacaksın. Türkiye'de biz tarımdan bugün neler elde ediyoruz? Arpa, buğday filan geçtin o listeyi. Geçtin şurada elin ağzını ben buradan görüyorum. O değil. Bir tane daha gel. İşte bu. İşte bak, Türkiye bugün buğday, arpa, çekim bilmem ne üretiyor. Bugünkü halimizle bu ürettiğimizin yekunu 27 trilyon. Yani 5 milyar dolar elde ediyoruz biz tarımdan bugün.
tarım olarak 5 milyar dolar. Şimdi biz eğer bu tarımımızda sadece nadası, sadece nadası ki Türkiye'de 5,5 milyon hektar nadas yapıldı. Dünyanın hiçbir yerinde nadas kalmadı. Sadece nadas sahalarımızın 4 milyon hektarını tarıma tahsis edecek olursak ne olacak? 4 milyon hektarı tarıma tahsis edecek olursak 1,4 milyar. Bugünkü bozuk tarımla ilave gelir elde ediyor. Eğer tarım arazisinin tamamı yani 5,5 milyon hektar yaparsak 1,8 milyon. Bu yeni arazide yonca yetiştirirse bir çok önemli hayvan yemi yonca olarak 3 milyar dolar elde ediyor. Bunun elde edeceği hayvancılık geliri de ayrı. Bak 3 tane alternatif sürüyorum. Nadas sahasının bir kısmını ıslah ettik. Hepsini ıslah ettik. Bir de ıslah etmekle kalmadık. Verimli bilgi yetiştiriyorum. 3 milyar dolar. Ne demek? %3 kalkınma hızı sadece tarım sahasındaki bir basit şey. Bir de hayvancılıktan bir misal size vereyim. Bakınız Türkiye'de bugün özel tabloyu koy. Hayvanlar erken kesiliyor. Hayvanlar besiye yanlış alınıyor. Yani hayvancılık sahipsiz. Sadece hayvan sahasında biz eğer bulabilir. Eğer bu işin sahibi olur da şu hataları düzeltecek olursak, bak hayvan türünün misal demiyorum. Bugünkü bozuk hayvan türlerimizde şu hatayı düzeltecek. Nedir bu? Demin gösterdiğim 9 bölgenin 2 ve 3 numaralı bölgesinde 2,5 ay erken kesiliyor bizim hayvanlar. Bu hayvanlar 2,5 ay erken değil, 2,5 ay sonra kesinler. Kendilerini desteklerse farsızlıkla yapıyor. 2,5 ay sonra kesin dersek bu takdirde şurada yapılmış koyun, kasaplık vesaire et değeri olarak elde edeceğimiz şey 350 milyar lira ilave gelir elde ederiz. Sadece 2,5 ay erken kesin. Sonra 2-3 ay geç besiye alınıyor. 1-9-8 numaralı bölgeler. İlerlemiş yaşta besiye oluyor. Halbuki erken yaşta besiye koyacak olursa gördüğünüz gibi 150 milyar. Bundan başka 6 ay yerine 1,5 yılda kesiyor. Halbuki bunlar İBSS'e 6 ayda kesecek. 6 ayda kestiği takdirde 500 milyar dolar gelir temin ederiz. Yine koyundan sığırı 6 ay keseceğine 1,5 yılda kesiyor. Bunu da iyi besleyip batıda olduğu gibi 6 ayda kesecek olursak gördüğünüz gibi sığırdan dolayı da 100 milyar. Şunların toplamı 1 trilyon yapıyor. Cins izah etmedik. Bilgisizlikle mücadele ettik. Bu bilgisizlik 1 trilyon, 200 milyon dolar bize kazandıracaktı. Cinsi izah ettiğimiz zaman en aşağı 500 milyon dolar her yıl ilave gelir elde ederiz. 500 milyon dolar her yıl ilave gelir elde ederiz. Teferruata girmiyorum. Bütün bunlar proje tespit edilmiştir. Hayvancılıkta ne yapacağız? Ne anlattım size? Madenler, ormanlar, tarım, hayvancılık. Yani demin söylediğim 10 tane parmak gösterdim ya, 4 hakkında bir fikir verdim. Şimdi 4 türlü sanayi var dedim. Ağır sanayi hamlesi üzerinde de kısaca bir fikir vermek istiyorum. Böylece konuşmamızı toplayıp kapatacağız. Hepiniz biliyorsunuz ki biz elimize fırsat geçer geçmez ağır sanayi programladık ve 2 senede 200 tane fabrikayı başladık. Biz 14 tane yeni şeker fabrikası kuracağız dedik. 7 senelik bir programdır bu. 18 tane çimento fabrikası. 32 tane makine kimya. Bak en çok makine kimya fabrikası kuracağız dedik. Niçin? Uçağımızı, tankımızı yapacağız. Fabrika kuran fabrikalar yapacağız. Onun için ağır sanayide en büyük hamle makine kimyaya verilir. SEKA 6 tane kuracağız. Yemir Çelik 11 tane kuracağız.
Azot 10 tane, Süperman 22 tane kuracağız. Kimosan 5 tane motor fabrikası kuracağız. Temsan 11 tane. Temsan ne demek? Uçakların jet motoru dahil bütün baraj makinaları. 4 tanesi de Diyarbakır'da olmak üzere. Testaj, elektronik sanayi yani kompütürler, televizyonlar, bütün bunların parçası 3 tane. TUSAŞ, uçak fabrikası 1 tane. Taksan, hazır tezgahı 4 tane. Yer komsan, fabrikaların içeri konstrüksiyonunu hazırlayıp otomatikman verilecek kuruluş 1 tane. Yetkin ne yapıyor? 141. Ayrıca organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitelerini koyduğumuz zaman 200. Kaç tanesi bitti? 51. Organize sanayi ve küçük sanayisiyle 70. Biz 2 yılda bütün bunların 200'ünde kuruluşunu başladık. 70 tanesi bitti, 130 tanesi yarım kaldı. Eğer 7 senede bu 200 tane kuruluş yapılsaydı 6 milyar dolar yıllık üretim yapacak. 6 da yan hizmetler 12 milyar dolar. Yalnız ağır sanayi milli geliri %12 arttıracak idi. 1 milyon insanda iş yeri sahası oldu. Bunlar 130 tane yarım bıraktılar, 70 taneyle çalıştıramıyorlar. Çalıştıramıyor. Şimdi bak şunların acıklı hali ama bunlar kit 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 gibi. Kit dediğine asıl üretilmeye size de bunu hiç beceremedikleri için bu kitler sırtımıza yürüdü. Ne olacak? Yok varsa satıp yok edecek. Elinden gelse boğup öldürürüz. Ne yapacak ondan sonra? Bankayından, faizden, borsayla uğraşacak. Bu ne kafa ya? Asıl sen bu kitleri çalıştırman lazım. Çünkü üretimi bunlar yapıyor. Demir çelik yapıyor, makine kimya yapıyor. Asıl bunları yer edip geliştirmesi lazım. Bunları boğup öldürmek istiyor. Sadece faizle uğraşacak. Bu ne kafa ya? Çünkü ileride bunların kafasını deliye sokmuş. Efendim kitler zarar ediyor. Sizin yüzünüzden zarar ediyor. Çünkü sen gide %100 faizden boş para aldırıyorsun. %100 faizle. Aç bizim kitlerin hepsi aslında kârdalar. Ancak 300 milyar kar etmiş, 600 milyar faiz. Buradan eksi alıp 300'e dönüyor. Zaten bugün bir günde kimsenin kar etmesi mümkün değil ki bu faizler. Faize boğulmuş, sonra bunlar zarar ediyor. Senin düzenin yüzünden zarar ediyor, bir. İkincisi, bak adil düzen ve kit meselesi de bir mesele olmaz. Nasıl çözeceksin? Çok basit. Bu fabrikalar devletin. Biz, demin söylediğim gibi işletmesini özel sektöre devredeceğiz. Mesela şef Nisbiye'ye gelecek, ver bana bu fabrikayı diyecek, fabrikayı satın almayacak, işletmesini alacak, devlet tesis portal olarak masaya oturacak. Yönetici, özel teşebbüs, ham madde, özel teşebbüs, işçi, özel teşebbüs, yine devlet bunun bütün yan hizmetlerini verecek, yaptığı üretimin %40'ını alacak, ama özel teşebbüs de %60'ını alacak. Onun için en işimli yönetmeye çalışacak. Şimdi biz işçiyi koyduğumuz zaman sendika fazla işçileri kendisi çıkartacak. Niye? 500 tane işçi çalıştırırsam aynı üretimden pay alıyorum. 200 tane çalıştırırsam gene aynı alıyorum. İşçi başına aldığım pay çok olması için ben bu işi 200 kişiyle yapacağım diyecek. Ama öbür 300'üne adil düzen başka yerde iş verecek. Kimse mağdur değil, fazla işçileri kendileri çıkartıyor, kimse işçi çıkartmıyor. Sendikanın kendisi daha çok para kazanmak için. Bu fabrikalar satılmamış oluyor, devlet her zaman gelmiyor. Ve fabrika verimli olarak çalıştırılıyor. Ve de faizsiz parayla çalıştırılıyor. Çin hepsi çatır çatır kar ediyor. Çünkü bugün bütçelerini incelerseniz zarar faizden geliyor. Bak bunlar 29 trilyon kitlerin faizini ödeyecek. Transfer kasına koymuş, oradan kitlere verecek, 29 trilyon kitlerin açığı için faiz ödeyecek. Nereye? Holdinglerin bankalarıyla. Şimdi baktınız, bütün bunlardan sonra şu alsana yaklaşık koy bakalım.
size şu konuşmada beşinci bir harita daha gösteriyor. Ne haritası gösterdim? Zenginliklerden ilk önce madenleri gösterdim. Sonra ormanları gösterdim. Sonra tarım ve hayvancılığı gösterdim. 10 tane büyük kaynağımız var ya. Şimdi de size ağır sanayinin en son özel haritasını gösteriyorum. Tabii asistanın imdadına yetişirse. Ben her zaman bir dakika yapıyorum. Yani sana zaman kazandırmak için söylüyorum, zihni. Bak bir profesör ameliyat yaparken elini böyle uzatır, arkadaki asistan hangi müşteriyi kullanacaksa bir, o hiç bakmadan alıp keskeyi keser. Bizim bu muhterem yardımcılarımız ben bir sürü istediğim zaman elime çekiş koyuyorum. İşte o. Bu ne bu? Gene Türkiye'nin her yerine yayılmış 200 tane ağır sanayi tesisi. Madenler, ormanlar, hayvancılık, tarım ve çeşit çeşit sanayi. Ayrıca tabii özel sektörün kendi sanayi. Bunları da hepsi özel sektör olarak işletilir. İşte zenginlikler. Türkiye çok zengin bir ülke. Bir fikir vermek için bunları size gösterdim. Şimdi tabloyu önünüze koyuyorum. Bakınız size ne anlattım. Dedim ki, Cenab-ı Hak bize madenler vermiş. Bu madenlerden 15 milyar dolar yıllık gelir arttırabiliriz. Bir proje sundum, 7 milyar. Bir sundum, 1,5 milyar. Hiç değilse 1,5 milyarını temin et. Ormanlar 5 milyar dolar yani 3,5 zaten ilave edecek. Bir kabak ilave etsen 5 oluyor. Başka orman projesini bırak. Tarım, en ufak bir alakayla 5 milyar dolar ilave yapmak mümkün. Nadası düzen, azıcık tohumu islah et, 5 milyar dolar. Ki biz 10 milyon tondan 18 milyon tondan çıkarttık buğdayı. Hayvancılık, en aşağı 500 milyon dolar. Çok mahvettiler de onun için burada kaldırmak kolay değil. Sanayi, en aşağı 5 milyar dolar. Nasıl bir hesap bu? Bugün Türkiye'de bir yılda mevcut kurduğu sanayi 40 milyar dolar gelir ediyor. O 110 milyar, 40 milyar sanayiden aldı. Ve bu sanayi %70 kapasiteyle çalışıyor. %30'u boş duruyor. 40 milyarın %30'u ne yapar? 10 milyar yapar inanç. 12 milyar yapar. Şimdi 12 milyar dolar değil, 5 milyar dolar şu sanayi alaka gösterdi. Mevcut sanayi %70'li, %80 kapasiteyle çalışsın. 5 milyar dolar ilave. Yani kalkınma hızını %5 artar. Eğer sanayi azıcık ilgi gösterirsen, ağır sanayi 6 milyar dolar getirir. En aşağı 3 milyar dolar getirir. Savunma sanayi ayrıca 6 milyar getirir, 3 milyar getirir. Diğer projeler 5 milyar getirir. Yani nakliyat, turizm vesaire. Bütün bunları topladığın zaman 35 milyar dolar yapar, yatırımlar içinde. Herkes bilir ki yatırımın içindeki kadar da yan hizmetler milli gelir arttırır, 35 de buradan geliyor. Bu yapar 70 milyar dolar bir yılda. Ayrıca Müslüman ülkelerin müteahhitlik hizmeti. Şimdi bak bunlar, Irak, Anvar ve bunlar koyuyor kafaya. Şimdi de kaldırmıyor. Halbuki Irak gel bütün yıkılan yerleri sen yap. İstediğin kadar petrol vereyim diyor. Amerika'nın hoşuna gitmediği için elip olup aldım. Libya. Bak şimdi haksızlık yapılıyor. Ambargo koymak kalkıyor diye sözü dinlemiyor. Azıcık Libya'ya yardım ediyor. Arap ülkeler toplandı. Ambargo koysam ben dinlemeyiz dedi. Biz uçakları uçuracağız dedi. Türkiye olarak ben de bunlarla beraber iyi versen 1-2 milyar dolarla Libya'da yatırım imkanı edilemez. Halbuki hepsiyle arası bozuk Irak'la. İran'ın
siyah bir rapor vermiş, gemisini çevirmiş İran. Bütün münasebetleri mahvedin. Çünkü onlar Müslüman ülkeler birbirine düşman yapmaya çalışıyor. Eğer bu Müslüman ülkelerle azıcık kardeşane bir tavır takmasak, bir yer almaz demek bu demektir. En aşağı 5 milyar dolar buradan gelir. 5 milyar dolar da ortak yatırımlardan gelir. Sadece hizmetler değil. Bak, Özbekistan bir tane misal olsun diye söylüyorum. Altınları Moskova'ya gönderiyordu. Eylül ayından sonra göndermeyeceğim dedi. Artık Özbekistan'da kalıyor idi. Ama gitti Amerikalı Yahudiler. Özbekistan'da bir anlaşma yaptılar. Altınlarınızı biz alacağız, İsviçre'de tasfiye edeceğiz, satacağız, kârı ödeyeceğiz dediler. Eskiden Moskova'ya verirken şimdi Yahudi'ye verir. Biz neredeyiz? Biz uyuyoruz. Biz onları layık yapmak için uğraşıyoruz. Ne bu? 85 milyar dolar. Ne demek bunun manası? 110 milyarda 85 milyar demek, Türkiye %85 hızla kalkınabilir demek. Hem de azamilerini koymadık. En basit bir yönetim ne yapabilir? Bunu koyduk. Bu nasıl olacak? Yönetim Müslüman ülkelerde birlik kuracak. Yönetim mikrofondan mikrofona şantiyeye koşacak. Yönetim bütün bunları özel sektör yapacak. Ama özel sektör bunları yapmaz için adil düzenine geçecek. Yapacak adama istediği kadar para basıp verecek. Makineyi yağlayacak. İşte milli görüşün yapacağı iş budu. Bütün bunları niçin ben size bir Ramazan gününde anlattım? İnanarak çalışalım. Kesinlikle bu ülke çok büyük hızla kalkınabilir. Bunu refah partisi yapacak. Vaktiyle 4 sene bu ortaklarla beraber dahi yaptıklarımız işte bunun ispatıdır, işaretidir. Nasıl kısa bir zamanda ağır sanayi hamlesini yapmışız, nasıl burada üretimini artmışız, nasıl hayvan üretimini arttırmışız, biz nasıl hep üretimle meşgul olmuşuz. Bunlar üretim yapacak mı? Sizlere satın yapıyor, yok edeceğim diyor kitlere. Niye bunlar üretim yapıyor? Süt veren, kuzuyu kesecek, gömecek. Sonra kendine girecek Yahudi'nin ahırına işçi olur. Bunların kafası bu. Efendim %85 kalkınma hızı olur. Amerika'nın kalkınma hızı ne kadar? %3. Ne demek %3 biliyor musun? 3 trilyon dolarlık yıllık gelir %3 arttırıyor. Ne demektir 3 trilyon doların %3'ü? 900 milyar. Ne demek? 9 tane Türkiye koyuyor her sene. O %3 rakamı küçük gözüküyor ama her tarafta kaç tane Türkiye var? Her sene de 9 tane Türkiye ilave. Biz niye bir Türkiye'nin yarısını ilave edemeyelim? İşte iman temeli dediğimiz bu. Önce buna inan. Bunlar ne yapıyor? %1,5. Emre 1980'de geldiği zaman eksi %1,5'tur kavramı. Şimdi gene Türkiye oraya giriyor. Nüfus %2,5 artıyor. Kalkınma hızı artı 1,5 olsa dahi geri gidiyor. Onun için ne memura para verebilir? Ne işçiye para verebilir? Vermez. Fakir devlet, fakir vatan. İmanınızı bırakın, dininizi bırakın. Bizim peşimize düşün. Sizi zengin edeceğiz dediler. İşte getirdikleri sonuç bu. Tabi bunun yanında ahlak ve maneviyat çürütmesi, 10 kanaldan yapılan tahribat, bütün bu getirdikleri belalarda cabasıdır, dünyalık olarak da hiçbir şey getirmemişler. Bunlara yapılacak ilk manevi olarak söylüyorum, sopayı alıp hepsini kovalamak. Bu tiyatronun perdesini kapatmaktır. Bu tiyatroyla bu işler hallolma. Ahir düzeni kurmak için çalışmak demek sadece Türkiye'deki 60 milyon insan değil. 1,5 milyar Müslüman. Çünkü onlar da Türkiye'den görüp onlar da hatta 6 milyar insan. Bak Amerika'ya gittik. O New York'un en meşhur Manhattan, meşhur Wall Street
o Yahudi Siyonistlerin caddesinde büyük gökdelen binalar var, binanın yanında sıcak ısıtmalar var, o ısıtmadan ısınacağım diye homeless, evsiz, düşkün adamlar doğmuşlar. Binlerce, 3 milyon evsiz adam var Amerika'da. Böyle bir mahalle gördük orada. Ne bunlar? Yaşlıları oraya koydurmuşlar. Ne olacak? Ölüme terk edilmiş. Amerika dediğine felaket. Koskocaman dev yorgun, koskocaman bir bölgesi. Buraya girilmez hocam şimdi. Dışarıdan gitmek için mafya. Her türlü ahlaksızlık. Amerika dediğim bu. Ne demek istiyorum? Bu insanlar niye bu hale düşüyor? Çünkü dünya sistemimizi onlar da sömürüyor. Kimseyi dinlemiyor. Biz Amerika'daki insanların da iyiliğini istiyoruz. Bizim temelimiz iyilik. Herkesin iyiliğini istiyor. Çünkü bak bizim inancımız, bizim peygamberimiz rahmetli alemin. Sadece insanlara değil, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun için inanan bir insan herkesin iyiliğini ister. Peki biz Siyonizme niçin kızıyoruz? Şu ölecek hastaya ben ilaç uzatıyorum, o Yahudi elime vurup ilacı yere düşürmek istiyor da onun için kızıyorum. Yoksa onun şahsına değil. Ya bırak artık şu iyiliği yapayım. İyiliğe mani ol. Zorun da benim ona kızmak değil. Bu iyiliği başarmak. Ramazanımız mübarek olsun. Ne mutlu inanarak hakkın hakimiyeti için şu memleketteki bütün ezilen fakir fukaranın yeryüzündeki bütün insanlığın saadeti ve iyiliği için çalışanlara Allah hepinizden razı olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Ramazanımız bayramımız mübarek olsun. Selam.